üst üste tam iki kez dolandırıldı. Yalvarıyorum, ben bunların sayesinde kanser hastası oldum. Ölen çocuğunun altınlarını sevgilisine kaptırdı. Neredeysen ver benim çocuğumun altınlarını ver. Rüyalarıma bile gelmiyor benim çocuğum artık. Gerçekten gelmiyor. Sevgilisi kargocu açacağız dedi, parasını aldı. Kargo şirketi açacağız dedi. Yetişkinlere özel ürün satan dükkan açtı. Dükkanı bulduğumda kendimden utandım yani. Yetişkinler için olan bir mağaza açmıştı. Yetmedi, uçakta tanıştığı adam yardım ederim dedi, dolandırdı. Çayı suratına fırlatırım dedim. Yazıklar olsun sana, binlerce sana yazıklar olsun. Refia iki kez dolandırılmayı nasıl başardı? Bunları hak etmedim ben. Yani yazıklar olsun. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Biraz daha. Çocukları onu cinayetle suçluyor. Bu adam öldürüldü dedim. Babamızın katili annemiz diyorlar. Ben yitaydım da babam, siz de baba zarar veriydi. Kocasını öldürmekle suçlanıyor. Ondan doğru yer konuş, beni katil dedin anne. Oğlum. Anne. Sırtımda büyüttüm anne. Oğlum. Gonca Gül teyze konuşuyor, stüdyo karışıyor. Onun hakkını Gonca Gül teyze. Aramamız lazım. Kocasını öldürüp kuyuya attı mı? Bir rüyasında diyor ki babanı diyor bir kuyunun içine şey yapmışlar, evet. Elbiseleriyle koymuşlar. Gömüşler. 72 yaşındaki Nizamettin amca karısının kurbanı mı? Ben bana peki öldü mü sence? Ama nasıl öldü? Onu nasıl giydiler? Anneleri Gonca Gül ve komşuları suç ortağı mı? Ben şüphelendim. Kişinin ilgili ilkten inkar ediyor, sonra itiraf ediyor. Babalarını, anneleri öldürdü. Komşuları ortadan mı kaldırdı? Pekala, bu kadını neden bize savundun? Savunmadım. Savundun. Sırlar ortaya çıkıyor. Biraz daha. $10.000'ye satılık bebek ortalığı karıştırdı. Hocamı niye sattın Ali Gülçe? 8 aylık minik bebeği kim sattı? Sen adam gibi otur, adam gibi adam ol. Sen adam ol. Suçlu öz annesi Ayfer mi? Ha, sen benim çocuğumu ne akla veriyorsun Ali Gülçe? Niye sattın çocuğumu sen be? Eski sevgilisi Durmuş mu? Ben kendi çocuğum diye verdim. Yoksa Yağmur mu? Sen demedin mi ben kendi çocuğumu da vereceğim, Furkan da vereceğim. Ne? Demedin mi? Bu ne diyor ya? Durmuş, sevgililerinin bebeklerini kaçırıp satıyor mu? Çıktın kaçtın gittin ya. Çocuğu götürüp satmak lazım. Bebeğin babası Durmuş mu, değil mi? Çocuğun babası Durmuş mu? Ayfer ne saklıyor? Sana evliyim demedi mi? Demedi. Büyük yüzleşmede ikinci gün. Biraz daha. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hep çok güzel bir gün diliyorum. Her zaman olduğu gibi başta sağlık diliyorum efendim. Allah hepimizi, hepinizi iyilerle karşılaştırsın efendim. Evet, Gerçeğin Peşinde başlıyor ve bugün yine değerli hocalarımla beraberiz. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum. Sevgili seyirciler, bugün programa bir soruyla başlamak istiyorum. Aslında sadece ekran başındaki seyircilerimize değil, buradaki herkese soruyorum. Yani kameraman arkadaşlarım da dahil, burada işte görevli arkadaşlarım, konuklarım. İnsan hayatta kaç kere kandırılır? Kaç kere bir dolandırıcının tuzağına düşer? Kaç dolandırıcının mesela? Üç düşer mi diyorsun Ali? Ya. Aynı dolandırıcının mı? Başka da olabilir. Yani aynısı da. Konu aynıysa bir olur, iki olur, üç olur ondan fazla. Üçte olur diyorsunuz. En fazla. Vallahi mı? Ben vallahi ne bileyim dedim ki kendi kendime. Hani insan bir kere dolandırılınca
Hani sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yer diye düşünüyordum ama bakın üç kere falan diyenler var hocam. Hayır, dolandırılınca kişi şimdi bedel ödediği için o bedeli geri almaya çalışıyor. Bu sefer daha çok dolandırılıyor. Ha. Yani bizi dolandıran, bize kötü davranan kişilere daha fazla bağlanma eğilimindeyiz. Öyle bir insan psikolojisi peki, var. O zaman Refiye Hanım da öyle yapmış galiba. Çünkü Refiye Hanım da birden fazla aynı kişi tarafından dolandırılırken yanı sıra onu kurtarayım derken bir başkasının dolandırıcılığına uğramış. Şimdi hikaye bayağı derin, bayağı da enteresan. İlk konuğum da Refiye Sert olacak. Bursa'dan geldi ama anlatacağımız bütün olaylar aslında İstanbul'da yaşandı öncesinde. Peki Refiye Hanım'la başlayalım. Üst üste tam iki kez dolandırıldı. Yalvarıyorum, ben bunların sayesinde kanser hastası oldum. Ölen çocuğunun altınlarını sevgilisine kaptırdı. Neredeysen ver benim çocuğumun altınlarını ver. Rüyalarıma bile gelmiyor benim çocuğum artık. Gerçekten gelmiyor. Sevgilisi kargocu açacağız dedi, parasını aldı. Kargo şirketi açacağız dedik. Yetişkinlere özel ürün satan dükkan açtı. Dükkanı bulduğumda kendimden utandım yani. Yetişkinler için olan bir mağaza açmıştı. Yetmedi, uçakta tanıştığı adam yardım ederim dedi, dolandırdı. Çayı suratına fırlatırım dedim. Yazıklar olsun sana, binlerce sana yazıklar olsun. Refiye iki kez dolandırılmayı nasıl başardı? Bunları hak etmedim ben. Yani yazıklar olsun. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Şimdi. Refiye hoş geldin diyemeyeceğim. Hoş gelmediğin gibi bunları izlerken bile gözyaşlarına boğuldun. Çünkü o aynı zamanda evladını bir kazada kaybetmiş bir anne. Bir tane evladı kalmış geride. O yüzden diyor ki ben evladımın rızkını güvendim, inandım. İnandırdı beni. Bu adama kaptırdım ama öyle böyle kaptırmak değil yani. Refiye, ilk evliliğini teyzenin oğluyla yapıyorsun. 18 evet. Yıl evli kalıyorsun. 18? Evet. 18 yıl evli kaldık. Ondan sonra yani çok ihanete uğradım. Şiddete uğradım. En sonunda bırakıp gitmek de buldu çareyi, gitti yani çalışmak zor gelince. Gitti, ben çocuklarımı büyüttüm. Okuttum yavrumu, okuttum. Üniversiteyi bitirttirdim. Büyük oğlum da meslek sahibi oldu. Ama 25 yaşında yavrumu kaybettim. Nasıl bir kazaydı Refiye? Patronun ihmali sonucu. Gece midye toplamaya götürmüş yasak diye, yüzme bilmeyen çocuğumu. Ben çocuklarımı bir tatile bile götüremedim. Geçim derdine düştük. Hiçbir şeysiz ortada kaldık. Gece götürdü çocuğumu işte. Tekne su almaya başladı. Kendi karadan gidiyor. Çocuğumu tekneyle karşıda buluşuruz diyor. Çocuk denizde ama yüzme bilmiyor. Bilmiyor. Ama midye topla diyor patron. Evet. Evet. Öyle. Tekne su almaya başlayınca çocuk kala kalıyor tabii, ortada dalgıç bir arkadaş var yanında ama diyor hemen Hasan üstünü soyun diyor, çıkartıyor çocuğun üstünü, dalmıyorlar batmıyorlar ama gecenin o saatinde yüzme bilmeyince ne olur abi diyor, biz bu gece öleceğiz herhalde diyor, yüzme bilmiyor ki çocuk. Ondan sonra işte bir bot görüyor bunları, bot alıyor, bota çıkartıyorlar. Hasan nasılsın, iyiyim diyor. Bir anda kalbi duruyor yani artık. Hipotermiden su yutmamış. Soğuk bir günde, yani denizin soğuk olduğu bir zamanda herhalde, evet, kış falan. Evet, Nisan, 6 yani Nisan. 8 derece civardır, hipotermiden yarım saat gibi gider. 2011. Allah rahmet eylesin. 2011'de 25 yaşındaki aslan gibi evladını kazada kaybediyor. Diğer evladına tutunuyor bir anne. Sonrasında 2012 yılında internet üzerinden bir telefon siparişi veriyorsun. Aynen öyle. Onu da bir anlat. Şimdi telefonum yoktu benim. Başkası evde kalıyorum zaten, yatılı kalıyorum orada, çalışıyorum. 35-40 senelik yani bir ailem, anne baba dediğim insanlar.
Orada kalıyorum. Telefonda bir reklamını gördüm. Telefon işte şöyle özelliği, böyle özelliği isteyeyim dedim. Sonra da pişman oldum. Ben dedim çocuğumun mezarına gideceğim. Benim param kalmıyor ki dedim telefonu alırsam. Aradım geri iptal edin istemiyorum dedim. Oldu zannediyorum. Olmamış. Sonra telefon açtı bana. Ertesi gün bir telefon geldi. Açtım dedi siparişinizi getirdim. Evde misiniz? Evdeyim ama ben dedim iptal ettim onu. İptal olmamış dedi. Ama dedim ben istemiyorum. Neden işte dedim böyle böyle yani benim acım bana yetiyor. Bir boşlukta bulundum sipariş verdim ama istemiyorum dedim. Tamam dedi ben iptal edeyim. Ondan sonra tekrar aradı. İptal ettim merak etmeyin dedi. Ben tabii çocuğum dendiği zaman ben ağlıyorum. Dedi ne oldu falan niye böyle işte kendi eviniz mi burası? Telefonda konuşuyorsunuz. Evet telefonda konuşuyoruz. O zaman da Refiye Hanım 50 yaşında. Şu an 61 yaşında. O zaman 50 yaşında. Evet. Sonra işte dedi ben dedi hani dedi kafama takıldı dedi. Neden öyle üzgünsünüz? Bir de Caddebostan ya orası hani zenginim diye herhalde oradan düşündü bu. Dedim kendi eviniz mi falan dedi. Yok dedim ben burada bir aile bildiğim insanların yanında kalıyorum dedim. Kendi evim değil dedim falan böyle. Ondan sonra yine aradı işte nasılsınız iyi misiniz? Böyle böyle bir telefon bağlantısı kuruldu. Ondan sonra ilerledi tabii iş konuşurken böyle konuşuyoruz telefonda ama hiç görmedik. Telefonda konuşuyoruz. Dedi işte evli misiniz? Yok dedim evli falan değilim ben dedim ama lanet olsun evliliğe falan dedim ben. Bayağı i̇şte, dertleşmişsiniz dertleştik, siz bu adamla evet, ama. Evet yalan değil dertleştik yani. Evet. Ondan sonra işte ben de evli değilim işte benim de bir kere ağzım yandı falan bilmem ne öyle böyle biz konuştuk yani. İşte evliliği düşünür müsünüz? Eder, yok dedim düşünmüyorum falan böyle. Zaten oturduğum ailede izin vermiyordu. Kendi evlatları gibi beni seviyorlar. Biliyorlardı neler çektiğimi. Ondan sonra biz böyle böyle ilerlettik bayağı işte. Gördüğüm şiddeti falan anlatınca dedi ki işte nasıl olur işte bir bayana el kalkar mı bilmem ne olur falan. Bayağı bir böyle ama deyince. Ama hala yüz yüze gelmediniz. Hala bir kafede falan buluşmadınız. Hayır hayır zaten hiç buluşmadık. Evet. Ondan sonra neyse işte öyle böyle bayağı bunun konuşmaları benim hani bir dedim böyle insan var mı acaba bayana el kaldırmayan falan dedim ben. Duygusal boşluk içerisinde. Evet. Evladını kaybetmiş zaten travma. Evet aynen evet. Öyle Serap Hanım. Sonra dedik işte bir görüşelim buluşalım dedim. Görüştük bir yerde. Sen Suadi. Mi dedin buluşalım diye? Yok bir görüşelim dedi hani bir ha. Görüşelim konuşalım. Dedim aramızda yaş farkı da var. 40 dedi, yaşındaymış. Yani o adam 40 yaşında Mustafa. O arada Refiye Hanım 50 yaşında. Dedi yaş önemli mi dedi yani. İnsanlık önemli. Yaş dedi hiç önemli değil. Öyle deyince de biraz aklıma yattı benim. O zaman dedim ailelerimizi de tanıştıralım. Benim dedim benim ailemi tanı. Hani ben böyle günübirlik yaşayacak bir insan değilim dedim hani ben. Zaten ben geçim derdine çocuklarımdan başka benim için önce Allah sonra çocuklarım. Çocuğumu da kaybedince tutunacak hiçbir şey kalmadı. Öbür çocuğum evli zaten kendini geçindiriyor. Ben zaten çalışıyorum orada. Buluştunuz. Buluştuk. Nerede buluştunuz? Nasıl bir yer ortama götürdünüz? Suadiye'de normal cadde Bağdat Caddesi'nde. Bir kafede buluştunuz. Bir kafede buluştuk orada. Ay, ismini söylemek istemiyorum. Söylemeyin evet. Hı hı. Orada buluştuk. Ben o ablayı da çağırdım. Dedim abla ismini söyleyebilir miyim? Suna Hanım galiba ha, Suna Hanım, yanında evet. Çalıştığınız kişi evet, mi? Evet evet. Suna Hanım'a dedim Suna abla dedim sen de gel sen anlarsın dedim. Böyle böyle dedim kargo şirketinde çalışan dedim biriyle tanıştım. Sen dedim daha iyi anlarsın akıllı başlı insansın dedim. Hani benim görmediğimi sen görürsün. Geldik Suna ablayla bunu da çağırdık. Orada oturduk, konuştuk. Suna abla dedi, çok iyi bir insan. Bunu kaçırma dedi bu fırsatı. Hmm. Bu kadar evliliğime karşı gelen insanlar neler çıktı ben istemedim. Demek ki bu adamın ikna kabiliyeti var. Yani çok, ağzı laf yapıyor. Çok, 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 evet. Şirinlik yapıyor. Evet. Efendi görünüyor, doğru mu? Doğru. Dedi, çok iyi bir insan dedi. Kültürlü dedi, ileri görüşlü bir insan dedi. İyi, Suna abla onay verdi. Tamam dedik biz.
Ondan sonra bayağı bir süre geçti. Sunu abla dedi hani seni dedi götürmeyecek mi ailesine hani falan. Zaten babasıyla annesi ayrıydı. Annesine... Siz hala Sunu Hanımlar'da kalmaya devam tabii, ediyorsunuz. Tabii tabii ben oradayım. Arada bir onunla buluşup böyle yine kafeye vesaire. Hayır hayır yok. Hayır hiçbir şey Nefiyon, yok. Nefiyon şeyi merak ettim unutmayın evet. Lafınızı. Hani bir telefon mevzu vardı ya iptal ettim dedi. Aha. O gerçekten iptal oldu mu yoksa o da bir dolandırıcılıktı ve sizin paranız gitti mi? Gitmedi. Gelince verecektim ben parayı. Ha, kapıda ödeme yapacaktınız. Evet, evet. Peki tamam çünkü başka türlü de dolandırılıyor da. Aha. Tamam. Sunu Hanım dedi ki size niye ailesiyle tanıştırmıyor evet, dedi. Evet bayağı bir süre geçti neden tanıştırmıyor dedi neden tanıştırmıyor. Sonra ben işte Sunu abla böyle böyle söylüyor falan derken dedi gidelim bir akşam artık kış zaten kar kıyamet böyle bir akşam aldı ha ben hazırlandım götürdü. Nereye götürdü? Bostancı'ya. Bostancı'da oturuyor annesi mi artık onu da bilmiyorum. Bir eve mi gittiniz? Evet evet. Sarışın bir kadını annem diye tanıştırmış evet, doğru mu? Evet. Peki kadının yaşı başı onun annesi olmaya uygun muydu? Çünkü adam uygun. 40 yaşında. Evet uygundu. Ha. Sarı saçlı böyle küt böyle sarışın bir kadındı. Evet nasıl karşıladı sizi? İyi karşıladı ama hani kalkıp bir çay bile koymadı yani ben yaptım çayı orada. Hı. Bir şeyler zaten yapmıştım Sunu ablanın evinde yaptım götürdüydüm. Ah yazık ya. Sonra çay da yaptım orada oturduk içtik ben tabaklarımı boşalttım aldım geri. Ondan sonra neyse. Kadın kaç yaşlarındaydı? Hiç ben de hiç öyle bir tahmin gücü yoktu. Hayır yani mesela adam 40 yaşında ya kadının en az 60 olması lazım. 60 yoktu. Ya da hadi 18 yaşında dünyaya getirmiş evet. Olsa 58 yaşında olması lazım. 60 yoktu da yani 50 gibi vardı. Hadi 49-50 gibi o 50 olamaz. Çünkü yani. Adam o zaman 40, şu anda 40 yaşında, o zaman 40 yaşındaydı adam doğru mu? Evet. 50 yaşında annesi olamaz. Demek ki başka bir kadına götürdü sizi annem diye. Onu hiçbir bilgim yok. Evet. Sonra biz kalktık getirdi beni Caddebostan'a bıraktı gitti. İndirdi kapıda gitti. Ondan sonra... Başladık biz hani ne yapabiliriz artık hani aileler birbirini gördü ya gördük ya dedi ne yapabiliriz ne edebiliriz. Oğlunla hani, tanıştı mı? Oğluma ben sadece anlatamadım geline anlattım dedim böyle böyle bir şey var. Ben Erdal'a dedim dünyada söyleyemem ne yapacağız. Gelinim dedi ki ben söylerim anne dedi. O söyledi oğluma. Ama tanışmadılar. Tanışmadılar. Refia sen bu adam Mustafa'yı beğendin mi? Yani ben, aynı zamanda da hani duyguların neydi ona karşı? Artık bir evlilik yoluna çıktık ya yani bir aşık diye yok, aşk yoktu. Ama bir boşlukta kaldım. Ben nereye kadar elin kapısında çalışabilirim vardı bende. Peki yaş farkını sorun etmedin. Yani bu adam benden 10 yaş küçük. Evet. Niye benimle evlenmek istiyor mesela? Bir de telefonda nasıl aşık oldu bana? Önce hep uzun süre telefonla konuştunuz. Şimdi 5-6 yaş falan dedi bana ben kimliğini alıp bakmadım ki. Bir yaş farkı olduğunu biliyorum ama o sorun değil dedi ama ben ne kadar olduğunu bilmiyorum. Peki oğlunla da tanıştırdın. Şimdi ondan sonra hangi aşamaya geçtiniz? Hangi aşamaya geçtik? Bu sefer de başladık telefonda hani... Ben hani oranın numarasını verdim ya Sunu ablaların numarasını oradan görüşüyoruz. Senin cep telefonun? Yok işte vazgeçtim almaktan. Ha o zaman hiç yok, yoktu telefonun yoktu. İlk telefonun yoktu, olacaktı evet. O peki. Ondan sonra aradı işte böyle böyle ne yapacağız bundan sonrası nasıl ilerleyecek ne yapacağız? Dedi ben dedi şunu şöyle düşünüyorum. Bir dedi kendimize bir dükkan açarız. Moda'da da evi vardı Kadıköy Moda'da. Dükkan da Kadıköy'de zaten altı yolda. Aldı dükkan, aldı yani bunu. Ama benden gizledi tabii, ben buldum sonra gizli. Sen o Moda'daki evin Mustafa'nın olduğunu nereden biliyorsun? Şimdi götürdü beni... Dışarıdan mı gösterdi? Evet, evet. Dışarıdan gösterdi, 3 katlı bir yerdi. Şu dedi orta kat dedi ama şu anda içeride dedi bir emekli polis var dedi. Kiracı olduğu için bakamayız dedi. Yani ben de seni götürürüm, bir gökdelen gösteririm. Derim ki burası benim. Nereden bileceksin değil mi? O da öyle yapmış anladığım kadarıyla. Şöyle yani... bir şey Serap Hanım. Şimdi ben bunu dükkan açtı da bana dükkanı göstermedi ya. Arıyorum, usta sesleri falan geliyor, tadilat var. Ama dükkanı göstermiyor bana. Ben dükkanı görmek için gittim. Dedim ben altı yoldayım, Kadıköy'e geldim. Geliyorum dedim, geldi orada buluştuk. Dükkanı göstereyim sana ama dedi ustalar var, ayıp olur. Gel dedi evi göstereyim.
Döndük biz şöyle çapraz döndük. Gitti evi gösterdi. Ama eve sokmadı çünkü içeride kiracı var dedi. Evet evet. Dışarıdan bu ev benim dedi. Şu üçüncü kat dedi klimanın o şeyi benim dedi. Dükkanı açarken sana ne dükkanı açacağım dedi. Kargo şirketinden işte ne taşıyorsa arabasında böyle yastıklar, neyler, paketler, kargo paketleri dolu olurdu hep arka taraf. Şimdi kargo şirketi şube açacaktı yani kendisine bir evet, evet. Kargo şirketin şubesi. Evet. Peki bu dükkanı açmak için Refia senden ne kadar para istedi? Şimdi ilk önce bir tane bilezik istedi. İyi hadi bir taneyi verdim. Arkasından dedi işimiz çok iyi gidiyor. Hadi dedi işte orasını yaptırdım, burasını yaptırdım. İlk önce dedi ki yaptırma yok. Bir dedi huzur evine giden birisi dedi dükkanını dedi bağışlamış devlete. Şu anda da satılıyor düşeş dedi çok uygun bir dükkan düştü. O dükkanı dedi alalım. Çok iyi şansımız iyi gidiyor. Ev de orada, dükkan da orada. Beraber dedi yaparız ama dedi ben dedi evlenince bile senin altınlarını geri ödeyeceğim. İyi. Bu dükkanın mülkünü satın mı aldı? Evet, evet. Tapusunu gördün mü? Görmedim. Peki, senden 3 adet 30 gram bilezik, 10 evet. tane de tam altın almış. 17. 17. 17. 17 tane tam altın evet, aldı. Evet, evet. Şimdi birazdan bunu Hasan Bey hesaplar zaten. Senedi falan var zaten benim. Tamamı ne yapıyorsa onu bulur o. Evet. 3 tane 30 gramlık bilezik, 17 tane büyük altın. Ne yapıyor Hasan Bey? Yani tam altın şimdi 10 bin lira civarı. 9 küsür, yani ya 10 ona bin lira yakın. Civarı, 10 tanesi 100 17, bin, ha. 170 bin civarında sadece altınlarımız yapar. 30 gram da bilezik. 30 gram altın, gramı da 1300 lira civarı ortalama bugün kuru diye hesaplasak 30 x 13 işte. Onu bile hesaplayamam ki ben. Onu bile çarpıp hesaplayamam. Yani 40 bin civarında üç da o diye. 3 tane her biri 30 bilezikler gram altın. 40 bin evet, civarı. Evet. Her biri 90 gram yani. Yani 40 bin civarı bir bilezik. 3 tanesi de 120 bin. 150 bin diyelim. 150 bin lira civarında. 170 de orası. Bu kadarını evet, hesaplayabiliyorum. 320 bin lira. 320 bin lira civarında altınların tamamı evet. dedelim. Hayır Refia Hanım çok büyük sıkıntıdayız çocuklarıma bakamıyorum falan diyordunuz ama hani bu yok. Böyle bayağı bir para yani. Yok ama çalışıyorum ben. Hocam birikim biriktirip koyarlar ya o altınları harcanmaz. Şimdi büyük oğluma mı? Gelinime ne yaptıysam aynısını küçük oğluma da hazırlıyorum. Ona altı bilezik yapmıştım bununki nerede hani altın toplayıp aynı yapayım dedim hani ayrımcılık Refia, olmasın. Bunları verirken bak aklına çok güvendiğin o Suna Hanım'a sormadın mı? Bravo. Sormadım. Abla. Bu benden altın istiyor, bilezik istiyor, dükkan açarız diyor. Belki o sana diyecekti ki aman ha kızım. Diyecekti. Suna Niye abla sormadın? Asla kabul etmezdi. Niye sormadın? Ama dükkanı alamıyorum diyor. Şimdi nasıl evleneceğiz alamasın diyor. Alamasın canım. Almasın. O bir erkek. Bugüne kadar ne iş yapıyor diyorsa onu yapardı. Kargo şirketinde çalışıyorsa devam ederdi. Sen de yatılı değil de günübirlik çalışırdın. Ama evlendikten sonra bir bakardın bir yıllar geçsin evet. bakalım. Nasıl verdin sen Refia bu para altınları ona? İnan ki içim yanıyor Serap Hanım. İçim yanıyor yani gerçekten hani yalvarıyorum. Size hocalarıma yalvarıyorum. Bunu bir karşıma getirin yani ne biçim sen ne biçim insansın diyebileyim ben buna. Gerçekten. Yani söyleyecek buna kelime bulamıyorum ben. Evlilikle ilgili bir tarih belirlemiş miydiniz? Yok. Ne konuşuyordunuz? Yok işte çok yani az altınları kaldı. Altınları verdin, dükkanı aldın. Ne zaman evlenecektiniz siz? Çok Refia? Az kaldı diyordu. Hep ne çok kadar? Az kaldı. Klasik dolandırıcı sözüdür zaten. Peki altınları aldı, peyderpey bir aldı, bir etti. O arada senet sepet yapmadı Yaptım zaten. Yaptım sonradan ama. Ama sonra. Sonra. Peki altınlar bitti, para evet. bitti. Sonra adam ortadan kayıp mı oldu? Kayıp oldu. Neredesin? Manisa'dayım. Neredesin? Filan yerdeyim. Neredesin? Yine Manisa'dayım. Yok dedemden bir yer kaldı. Onu satmaya uğraşıyorum. Senin altınlarını ödeyeceğim. Hep yalan 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 yani. Başka baştan ayağa yalan. Bu bir sene sürmüş ama. Çok sürdü. Bir sene adam ortada yok. Sen dükkanı bilmediğin için gitmiyorsun. Evet. Adam seni bir şekilde oyalıyor. Bir senenin sonunda... Diyorsun ki ben gideyim şu dükkanı bir göreyim. Onu bir anlat. Şimdi gittim ben o evi gösterdi ya bana. Evet. Evin oraya gittim. Orada birilerine yalvardım. Dedim ki böyle böyle dedim hani ismini söyleyeyim mi?
Adamın? Söyleyeyim tabii ki. Mustafa. Hı hı. Söyle. Mustafa'yı dedim hani buralarda gördüğünüz, ettiğiniz hani var mı? Dedi ki yok dedi. Dedim hani bu ev dedim onun, ev dedi onun doğru dedi babasından ha. kalma dedi ha. ev. Babası yaşıyordu ama. Babasının dedi evi, ev doğru dedi onun oldu. Dedim dükkanını bile biliyor musunuz? Babası mı yaşıyordu o evde acaba? Bilmiyorum. Babası hayattaydı ama sen annesiyle tanışmaya gittiğinde baba yoktu ortada. Ayrılar diyordu. Hı, peki. Ayrılar babamla görüşmüyorum diyordu. Peki. Sonra ben orada yalvardım. Dedim ki ben evden bir zarf götürdüm giderken. Öyle bulurum dedim. Dedim benim bu adama borcum var. Borcunu ödeyip helallaşma gireceğim. Efendim böyle bir dolandırılma, böyle bir dolandırma gerçekten görülmedi. Çünkü ısrarla sürdürüyor adam yani. Bir sene ortada yok mesela. Refiye arıyor, işte oradayım, buradayım diyor. Artık alacağı altın da bitti, para da bitti. Gözden uzak ama Refiye bir yılın sonunda nihayet gidiyor. Dükkanı buldun. Neyle karşılaştın Refiye? Dükkanı buldum ama direkt birisi verme bizim nereden aldığını dedi. Yazdı bana adresi. Direkt gittim, buldum, çıktım üçüncü kata. Baktım yanında bir bayanla oturuyor. Böyle... Ha, oradaydı. Evet. Orada adam. Hani Manisa'dayım diyordu yani. Yok orada adam. Orada. Fal taşı gibi şaşırdı böyle gözleri açıldı. Bayan kalktı gidiyor dedim oturun. Konuştuğunuz insanın dedim ne karakterde olduğunu dedim görün. Oturun kalkmayın dedim. Aa buyurun oturun falan size dedi çay ısmarlayayım. Dedim ısmarla dedim suratına fırlatayım. Ben dedim senin çayını içmeye gelmedim. Senedi çıkarttım çantamdan tabii kırtasiyeden giderken aldım senet. Dedim senin dedim ismin ne? Çıkart dedim kimliğini. Senin ismin ne Mustafa Biraz Günaydın? Biraz geç kalmadın mı o kimliği tabii, istemek için? İşte. Evet. Dedim şu senedi dedim doldur dedim. Benden aldıklarını dedim. Zaten her aldığında parça parça kağıtlara yazıyordu. İmzası da var, yazdığı da var. Ha güzel. Hepsini yazdırıyordum verirken. Güven telkin etmeye çalışmış. Ama yani elimizde böyle bir şeylerin olması da tabii, önemli değil tabii mi? Tabii önemli. Yazılı yani ben yazdırdım her seferinde. Şunu dedim yaz benden aldığını yaz. Para ne kadar aldın yaz. Her parça parça var. En son senede de toplu yine yazdı. İmzaladı. Adresini de yazdı. TC'sini yazdı. Sana nasıl bir açıklamada bulundu? Bir kere önce şu şok olayını anlatayım. Sen orayı bir kargo şirketinin bir efendim şubesi diye açıldığını biliyorsun. Evet. İçeri girdin. Kadını gördün, adamı gördün, şok oldun. Ama ben... Ama dükkanı görünce ne oldu? Etrafa böyle bir görünce, ben rafları bir görünce zaten utancımdan ben yere battım. Ayıp ayıp şeyler yani söyleyemediğim o yetişkinler için olan şeyler hani... Ayıp ayıp şeyler yani hani yastık, yorgan bir şey satacaktın sen kargodan. Ben utancımdan onu hiç soramadım, görmemiş gibi oldum. Yani kısaca hani detay veremiyoruz ama yetişkinlere özel bir takım eşyalar satılan, objelerin satıldığı bir dükkan açmış adam. Yani evet. Kırmızı noktalı. Kırmızı noktalı evet, bir evet. dükkan açmış ve evlenme vaadinde bulunduğu kadına da ben işte bir kargo şirketinin şubesini açacağım demiş. Siz oraya giriyorsunuz Refiye Hanım, sen bir giriyorsun. Utanıyorsun yani bakamıyorsun Utanıyorum bile. Ben onlara artık hiç bakmaya utandım. Ben şunu doldursa da çıksam diyorum ben. Sana peki bir senedir yok ya, evlenme vaadinde de bulundu ya bu adam. Altınlarını da aldı. Sana bir açıklamada bulundu mu? Açıklama sen dedi neden dedi hemen yani biz dedi çok ileri şey dönüşük şey düşünüyorduk, evlilik düşünüyorduk. Sen dedi kısadan kestin alacaklarını istemeye başladın. Bir sene sonra. Allah'ım delirtir. Bir senede neredeymiş? Ondan sonra dedim yani benim altınlarım önemli. Benim o çocuğumun altınları, rahmetli çocuğumun altınları. Çocuklar çocuğumun kemikleri sızlıyor. Gerçekten çocuğum rüyalarıma bile gelmiyor benim. Ben çocuğum huzurlu uyusun istiyorum. Nalet olsun. Bunun da yüzünü açın. Allah aşkına açın yüzünü görsün herkes bunun. Bu çıksın ekrana da ondan sonra arasın açarız. Yani arasın da gelsin karşıma. Refiye Hanım şimdi bu olay siz 2012'de tanıştınız. Senin işte bu flört gibi ama flörte benzemeyen sadece çıkar ilişkisine dayalı bir durumunuz evet. Sürüyor. O arada adam ortadan kayboldu. Dükkanı açtı. Kargo şirketi değil yetişkinlere özel kırmızı noktalı dediğiniz gibi bir takım ürünlerin satıldığı bir yer açmış.
ama senin onu arayıp bulman 2014. O kadar zaman beklemiş kadın yani. Bu arada da adam ona şunu demiyor yani. Ya ben seninle anlaşamadım da ayrı. Hala diyor ki biz ileriye dönük düşünüyoruz diyor sana. Evet. Böyle gayet pişkin bir şekilde. Onları da imzaladı, sen oradan çıktın. 2015, lafınızı kestim mi? Estağfurullah. Özür dilerim. Estağfurullah. 2015 senedi yazdırmışım. Senette 2015, telefonumda zaten hepsinin resimleri var. 3 sene sonra falan. Yani. Ben 4 yılda avukata verdim, avukatı bekledim. Bir sonuç yok. Tebrikat gitmiş oraya. Orada başka bir çocuk dedi ki sizden mi geldi tebrikat dedi. Hale dedi kutuda duruyor aşağıda dedi. Avukat sadece bir tebrikat gönderdi. O kadar. Şimdi ondan, burada bir virgül koyuyorum. Evet. Hikayenin ikinci kısmına geçiyorum. Dedim ya bir kişi tarafından dolandırılırsınız. Ama ikinci bir kişiyle nasıl tanışır ve nasıl dolandırılırsınız? Refiye Hanım Samsunlu. Uçağa bindi. Samsun'a gidiyordunuz. Evet. Yanınıza da bir tane beyefendi oturdu. Evet. Bu beyefendiyle nasıl tanıştınız? Yani hani merhaba hayırlı yolculuklar der dönersiniz ya. Evet. Nasıl bu sohbeti ilerletip de siz bir adamla tanıştım, beni kandırdı, altınlarımı aldı, onun peşindeyim diye sohbet oraya nasıl geldi? Şimdi adam buramda oturuyor. Peçeteyle gözlüğünü silmeye çalışıyor. Bende bu iyi niyetlik var ya, bende bu gerizekalılık var ya. Estağfurullah. Ben hemen gözlüğümün şeyini, bezini çıkarttım, verdim. Yani bunda bir kötülük de yok. Ay çok kibarsınız, teşekkür ederim falan dedi böyle. Neyse sildi, geri verdi. Dedi niye bu kadar dedi, yıkık gibisiniz. Çocuğumun başına gidiyorum ben, kabristanına gidiyorum, Ünye'ye gidiyorum. Dedim böyle bir olay yaşadım. Çocuğuma gidiyorum ben de dedim. Ben de dedi Samsun'dan dedi internetten araba aldık. Arabayı almaya gidiyorum. Arabayla döneceğim geri. İşte ben dedim İstanbul'da işte 85'ten beri ben de İstanbul'daydım dedim. Artık İstanbul'dan nefret ettim dedim bir olay yüzünden falan böyle. Gidiyorum çocuğumun başına. Dedi neden böyle oldu dedim işte adamı da dedim bulamıyorum. Detay anlattınız yani detay adama. Detay anlattım evet. Niye insan bu kadar ilk tanıdığı kişiye bu kadar kalbini açar acaba? Bilmiyorum. Telefonda da mesela Mustafa'ya da aynı şeyi evet. Yaptın. Dertleşecek hani Suna Hanım var, dertleşecek birileri olabilir. Niye birine insan uçak yolculuğu İstanbul, Samsun... Hadi sürsün, 1,5 saat sürsün. 1 saat 10 dakika. 1 saat 15 dakika sürsün. Yabancı bir adam, kadın olsa diyeceğim ki, hani kadın kadına dertleştin ama niye bu kadar açtın? Çare arıyorum. Adam ne dedi? Ben bulurum, ben bu adamı ben bulurum. Bende dedi öyle bir kabiliyet var dedi. Yani ben bunu buldum mu dedi, senin dedi altınlarını dedi, buna dedi taksit ödettiririm dedi. Ve, hiçbir art niyet yoktu, gerçekten yok. Ve bunun için yok. 1500 lira para istedi. Allah. 15 yılında. Sonra ben memleketten döndüm Bursa'ya geri. Telefon açtı. Dedi böyle dedi. Bir tane emekli polis var dedi Metin Bey. Adamı dedi 3 gün içinde buluyor ama 1500 lira istiyor dedi. İyi tamam dedim. Ama nerede bulacağım dedim ben. Yok yani bulacak yerim yok. Dedi ne yaparsan yap bul. Bu adam dedi 3 gün içinde adamı buluyor. İyi gönderdim ben parayı. Postaneden hepsinin de kontları var zaten. Aldım kiracıdan işte peşin aldım o zaman da 2-3 aylık peşin aldım. Gönderdim. Yetmedi, bitmedi. Biter mi? Çünkü bir süre sonra aradı 10 bin lira daha göndereceksin dedi. Tabii bu dolandırıcılar kantada almış köpek balığı gibi oluyor. Bir verdiğiniz zaman sürekli ucu. Sonra ne oldu? Evet. Bir arkadaşının altınlarını aldı. Evet. Bozdurdu. 10 bin lirası yaptı. Onu yine o adama gönderdi. Arkadaşını, kocası sırf bu yüzden duydu ve bu olayı boşadı. A-a. Adama verdiği 11.500 lira da öyle gitti. Evet. O adam da ortada yok değil mi? O adam aradım. Covid'den önceydi. O da dedi ki, o ikinci dolandırmada dedi ki, o gitti zaten öbürü. O emekli polis gitti. Adamı buldu. Nerede? Adana'da Doğu kent mi ne bir yerde akrabasının yanında kalıyor. Ben ne yapayım dedim oradaki adam. Ben Adana'yı ne bilirim. Bu neye yaradı dedim şimdi.
aradan bayağı bir seneler geçti. Ondan sonra dedi ki sana çok iyi bir haberim var Refah Hanım. Böyle böyle dedi, bizim bir aile dostumuz var Diyarbakır'da. Tuttuğunu kopartan mafya gitmiş de şey doğmuş. İşte gelecekler İstanbul'a, adamın neyi varsa alacaklar. Senin paranı iki katına alacaklar ama bunlar kesinlikle yanlış anlama. Benden para talep etmediler. Ama bu adamın yanına yakın bir otelde kalacaklar. Gözden kaçırmayacaklar, buna bir göz daha verip korkutup. Ama 10 bin lira para vermezsek ayıp olur. Eğer dedim otel Erol parası. Bey, para dedim işin içine girdiyse ben bu işte yokum. Çünkü yokum dedim artık, ben para konusu girdi mi, madem aile dostuysa bir iyilik yapacaksa öyle yapsın. Para talep etmediler, benim düşüncem bu. Yok, bulamam dedim ben, asla bulamam. Bir daha arıyor, adamlar haber bekliyor, yola çıkacak, ne yaptın? Erol Bey para yok, bulamıyorum. Kimden isteyeceğim? Yok. Allah'ım bırakmıyor. Günde 3 defa telefon açıyor parayı alana kadar. Ondan sonra neyse, ben o arkadaşımdan, arkadaşım ama anne der bana yani. O benim evladım gibi. Dedim böyle böyle ne yapayım ben dedim. Dedi vereyim Refah anne ben dedi. Verdi. 25 gram bilezik, 2 tane büyük altın. 8 bine tamamladık. Gönderme parası yok bankadan. Öbürünü postaneden gönderdik. Bunu karısının, eşinin ismine, affedersin karısı diyorum. Eşimin ismine Serap. Adamın, bu Erol dediği adamın karısının ismi Serap. Diyor ki benim hesabıma değil, Serap'ın hesabına gönder, evet, diyor. Onun adına gönderdim. O parayı da ona gönderiyor. Efendim, arkadaşını da kocası boşuyor. 8 bin, 10 bin iken 8 bin gönderebildi. Bulamadı, o kadar tuttu altınlar. Ve o adam da ortada yok. Ve Refiha Hanım sıfırı tüketti ve de aynı zamanda evladının hakkını yedirdiğini düşünüyor. Şimdi bu konuyu da böyle bir giriş yaptık. Bakalım, bekleyeceğiz. Tabii ki araştıracağız Mustafa'yı, Erol'u. Elinde Erol'un, Mustafa'nın imzaladığı senetler var, küçük kağıtlar var. Efendim, Erol'a gönderilen dekontlar var. Durup dururken niye yabancı bir adama para göndermiş, ne yapmış? Bütün bunlar için biraz bunların hepsini o yapacağız. Erol çözecek. O Seydo kim? Diyarbakırlı Seydo kim? Tamam. Benim paralarımı Nizamettin yiyen kim? Nizamettin Havadar 72 yaşında, biliyorsunuz efendim. Ortadan kayboldu. Çocukları, anneleri başta olmak üzere komşuları Nilgün ve İsa çiftine yöneltiyor bütün şüphelerini. Bunun yanı sıra bir komşu daha var, Şenol. Onunla ilgili bazı iddiaları var, onunla ve Nilgün'le alakalı. Ama bugün canlı yayında çok önemli birisi olacak. Özellikle aile için ve özellikle de bu dosya için önemli birisi. Nizamettin Havadar'a geçelim efendim. Esrarengiz kayıpta cinayet şüphesi. Biri varsa ilk dire bu, ilk dire bu. Katil karısı mı? Ya konuyu kapatın diye. O ne uydurman, öyle bir şey yok, yalan. Öyle... Yasak aşkla suçlanan komşusu mu? Kimden kıskanıyor? 72 yaşındaki adamdan mı kıskanıyor? Suçlanan komşudan bomba itiraflar. Nilgün'ün yanından sonra Nilgün diyor ki... Komşusuna ikinci kez gittiğinde ne yaşandı? İki sefer Nilgün'e gidiyor. Komşusu Nizamettin'i gördüğünü neden sakladı? Çaldı mı çalmadı mı? Çaldı, aç. Açmadı. Çitret. Öldürüp cesedini eve mi sakladılar? Ceset belki içerideydi. Kocası İsa 72 yaşındaki Nizamettin'i neden kıskanıyordu? Ya kocam kıskanır beni. Ben güzel olduğum için şey yapar. Komşusunun yasak aşkı sonunu mu getirdi? Şimdi. Gonca Gül teyze, hoş geldin. İyi misin canım? Biraz değil mi? Daha iyisin değil mi? Az rahatsız. Rahatsızsın. Başımı var. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, oğlu Ertan, Ercan ve kızı Emine de Gonca Gül teyzenin karşısında oturuyorlar. Bu da çok ironik tabii. Karşısındalar çünkü. Yani anneleriyle ilgili de şüpheleri var. Bir tek Ertan'ın galiba çok anneye toz kondurmadığını düşünüyorum ama şimdi bir
şeyimizi getirelim tekrar, grafiğimizi de üzerinde bir konuşalım. Çünkü burada önemli olan şu, Nizamettin amcayı en son kim nerede gördü, ilk kim nerede gördü? Bu arada Nilgün biliyorsunuz komşu, Nizamettin amca onların evine zırt pırt girip çıkıyordu. Hatta kapı açık bırakıldığı için hani zamanlı zamansız da girdiği söyleniyor. Şimdi Nizamettin amcanın Gonca Gül teyzeyle yaşadığı ev burası efendim. Yanlış olunca düzelt, olur mu Ercan? Tamam. Şimdi burası şöyle bir yokuş gibi bir şey iniyor burada. Köşede de bir şey var. Çöp konteyneri var. Bunun önemi ne? Çünkü bu Şenol var ya, yani Nilgün'le adı çıktığı iddia edilen kişi 2 sene önce diyor ki zaten Nizamettin amcanın çocukları çıkardı bu söylentiyi. O güne kadar öyle bir söylenti. Hayır. Bilmiyorum. Şurada diyor, şu çöp konteynerinin oralarda diyor, ben Nizamettin amcayı o gün gördüm. Hatta bir köpeği varmış. Köpek de yanımdaydı. Nizamettin amca ayağıyla şöyle biraz iter gibi yaptı. Amca ne yapıyorsun dedim diye konuştuk diyor. Şimdi bunlar böyle bir sac ayağı gibi. Şenol'un evi de burası. Şenol niye önemli dediğim gibi Nilgün'le adı çıktığı için. İsa o gün Nizamettin amcanın kaybolduğu gün Soma'da olduğunu kanıtlıyor. Ama gece dönüyor. Gece diyor Nilgün. Gece döndü diyor. Kaçta döndüğünü tam olarak bilmiyoruz. Bunun yanı sıra da köpeğin en son koku aldığı yer, Nizamettin Bey'in arz tarlasının olduğu yer. Burada bir yanlışlık var mı Ercan? Doğrudur. Doğrudur. Köpek en son, burada bir tane yol var böyle, stabilize mi derler ona, stabilize yol toprak var. Yolu, evet. Toprak yol. En son orada köpekler koku alıyor, sonrası yok. Dolayısıyla oradan oraya kadar Nizamettin amcanın gitmiş olabileceğini, oradan sonra bir araca bindirilmiş olabileceğini ya da o civarda bir yere Allah saklasın gömülmüş olabileceğini düşünebiliriz. Nilgün de zaten Emine'ye telefonda konu komşu bizim İsa'yla birlikte Nizamettin amcayı öldürüp pat pata koyup bir kuyuya attığımızı söylüyor diye böyle bir şey söylemiş. Ama benim muhabirim Murat orada günlerdir araştırma yapıyor. Böyle bir söylenti duymadı konu komşudan, yine sorarız da duymadı. Nilgün niye böyle bir şey söyledi? Sizin ağzınızı mı yokladı? Bir de Nilgün ilk gün biliyorsunuz Gonca Gül teyzeyi çok itti, yani git falan de, diye böyle kaba bir dil kullandı. Almadı içeriye ama telefonunu da kullandırtmadı. Bunun yanı sıra da Nizamettin amcanın o gün 2 kere Nilgün'ün evine geldiğini de söylemedi. Ona göre 3 gün sonra söyledi, aileye göre 3 ay sonra söyledi. Evet, evet. Bugün şoke olacağınız bir şey söyleyeceğim size efendim. Kaybolmadan, bu arada İsa da karısını artık kıskanıyormuş. Bu adam çat pat geliyor, zamanlı zamansız diye. İstemiyormuş özellikle kendisi yokken eve almasını. Çünkü, bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Nizamettin amca bir gün, alt tarafı tamamen çıplak bir şekilde Nilgün'ün evine gelmiş. Bunu biliyor musun anne? Gonca? Sonra duydum. Ha. Sonra duydum. Aa. Evet. Sonra duydum. Girmiş, düz girmiş. Böyle. Kapı açılmış. Ben şöyle, sonra duydum. Yani. Kaybolmadan birkaç gün önce. Oturayım mı yanına? Otur. Oturayım, oturayım. Sonra duydum sonra. Kızdım ki niye gittim dedim. Niye söylemedin? Sen bunu niye çocuklarına hiç söylemedin? Neden söylemedin? Aniden yir yir ağlıyor. Ya, ama altı açık şekilde nasıl dedim, girmiş ya, öyle bir şey. Yapma dedim. Sana Nilgün mü söyledi? Birinden duydum. Yani Nilgün'den ya da İsa'dan duymadın? Yok, onlardan yok. Komşu mu o söyledi? Demiş, o demiş ki böyle çal kap geldi, biz de içeriden banyodan çıktık. Dede derim de dedi ki ne bileyim dedi, öyle alıştım giriyorum karı dedi. Kızım kimi seviyorum, oğlum kim olmaz demiş. Ama ki. Ama... Pantolonu oğlum, falan yokmuş galiba altında. Dedenin mi? Evet. Olur mu? Yok, yok, o pantolonla gezerdi. Öyle bir yok. Şey yok. Şimdi bak, hayır, bu, bu bilgi, hayır, bu bilgi hayır. Net. Hayır, öyle gezmez. Bak, söyleyeyim sana. Hı. Belki sen uyuyordun, belki bir şeydi bilmiyorum ama bu jandarmada Nilgün'ün ifadesinde yer alan bir iddia. Hı. Bir gün Nizamettin amca
yarı pantolsuz, çıplak vaziyette. Hayır, ele gezmez. Bak sen gezmede olabilirsin. Bak o gün de hiç mesela... Hiçbir yere gitmem. Ele gezmez. Sorun Goncagül teyze, o gün kaybolduğu gün de sen bir güne gitmiştin. Altın gününe. Altın günü değildi. Komşuya... Göz aydınına gittik. Göz aydını her neyse. Ele çağırdı bunlar. Ama bayağı bir saat kalıyorsun orada. Kalmadım. Kaç saat kaldı? Çay içtik. Dede o zaman gitmedi. Dede evdeydi. Dede seni arıyormuş ya, ben Goncagül'ü arıyorum demiş. Evet. Sen yoktun evde o gün. Yok, benim onun aradığım gün beni arıyor. Şenol'u orada arıyor. Hayır canım, seni sormuş ya, Nilgün'ün evine de gitmiş, seni sormuş. Başkaları da sen evde yokmuşsun. Sen evde yokmuşsun. Güne gitmedim. Komşunun kızına göz aydın. Her neyse işte, yani sen sen evden gidebiliyorsun. Sen yokken de olabilir bu. Senin, hayır, o tip laf gezmiş. Bak diyorsun, hem de aklı gidip geliyordu diyorsun ama gidip de gelmiyordu da. Yok. Bir gün Nilgün'ün evine yarı çıplak gelmiş. Şok oldu. Bunu yok, da yok, şok... Yok yok. Dinle beni. Allah Allah, sen görmemiş olabilirsin, sen görmemiş ama girmişsin. Nilgün bunu ifadesinde jandarmada söyledi. Anam. Sonra Nilgün ne yapmış? Serap'a kovmuşlar. Kovmuşlar. Kovmuşlar ama İsa iyice tabii ki bu konuyu kafasına takmış. İsa da mı görmüş o pozisyondaki, evet, o şekildeki? Evet. Ondan sonra da bu adam bir daha bu eve girmeyecek demiş. Ha. Ama bilmiyoruz. Şimdi şu da olabilir. O gün gittiğinde iki kere gitti. Evet. Şimdi o gün böyle girdi gitti demiyorum ama gittiğinde farklı bir şey gösteriş yapmış olabilir. Farklı i̇şte. Bir şey yapmış, göstermeye çalışmış, tabii, olabilir. Ben de onu anlatmak istiyorum. Ama şimdi inanmıyorsun da o gün sen evde yoktun. Sen kaybolduğu gün seni aradı. Eve geldi, yoktun, bir daha çıktı aradı. Çünkü sen göz aydınına gittin. Daha önce de gittin bir yerlere. Hep evde oturmuyorsun yediğim. Kapıyı kitlemiyorum, dönüp gelip. Tamam işte. Bravo. Yani sen yokken, sen yokken Nizamettin amca bunu yapmış olabilir diyorum, bir. En iyiydi bu. İki, şimdi biz dün Ercan oradan gösterdi. Dedi ki şurada işte komşu görmüş, burada vesaire. Şimdi bir komşu var, Emine Hanım, o da Emine. O da en son görenlerden bir tanesi. Ama o başka bir yeri gösteriyor bize. Şimdi izleyelim röportajını. Olur. Emine Hanım... Nizamettin amcayı, o sizin, çünkü iki defa Nizamettin amcanın Nilgün'ün evine giriyor, evet, gidiyor. Eğer birinde başka bir yerde biri görmüştür, onu bilemem. Ama Emine Hanım'ın işaret ettiği yere bir bakalım, sen bana orada göster onu. Tamam abla. Nizamettin'i kaybolduğu gün gördü. O günle ilgili tüm detayları ilk kez anlattı. Nizamettin Havadar'ı olay günü en son gören kişilerden biri de komşusu Emine Hanım. Emine Hanım, tam olarak nerede gördünüz? Tam olarak burada, ha, bu poronun yanında. Ne yapıyordu? Yukarı gidiyordu. Ben de aşağı geçtim, yallı kaldım. Peki saat tam kaç gibiydi? Akşama bir saati var idi, yoktu. Tam karanlık çökmemişti ama. Çökmemiş, yok. Peki konuştunuz mu? Ha, her zaman konuşurdum, o gün seslenmiyordum. Daha sonra kaç gibi öğrendiniz kaybolduğunu? Yazı ile akşam arası. Her gün burada dolaşır mıydı? Dolaşırdı. Giderdi tarlasına, giderdi. Bir kötülüğünü görmedim. İnşallah bulunur da o da rahat eder. Goncagül teyzeyi siz komşular olarak sever misiniz? Tabii severim. Severim ama fazla da eğlenemiyorum onunla. Benim anladığım Ercan, bizim Emine tarlaya giden yol. Bizim tarlaya giden yol. Yok. Ama tarladan çıkış yeri. Tamam. Tarlanın çıkışı işte. Çalmanın yeri. Çalmanların olduğu yer. Cami ile bizim eve doğru olan dönecek kesim. Dönecek yeri, eve dönecek. Şurada gösterir misin? Çünkü aslında Nizamettin amca iki defa gidiyor ya Nilgün'ün oraya. Şimdi Emine Hanım'ın gördüğü saat, evden çıktığı saat. Yani bu akşam ezanında, akşam ezanına doğru diyor. Yani 3:30 gibi çıktığını düşünüyoruz ya. İlk çıktığında... Gördüğü nokta. İlk gördüğünü Leyla abla görüyor. Demek ki dönerken Emine abla görüyor. Şimdi abla. Şurası bizim ev. Evet. Tamam. Buradan aşağı bir yol var. Evet. Bizim bir de bahçenin şeyi burada başka yola gidiyor. Bir de aşağıya var, bir de Nilgünlere doğru yol var. Aşağı giden yol, tamam mı? Şeye doğru. Cami istikametine doğru. Bir de şu yol ayrımının orada bizim tarlaya giden yol var.
Yani orası. Emine teyzenin şurada gördüğü yer. Çalmanların evi burada, tarla da şurada. Yani oradan yola yani yukarı çıkıyormuş demek ki. Demek ki sen şunu benim söylediğim doğru yani. Babam ilk önce tarlada diğer abla gördü, Leyla abla gördü. Daha sonra arkasını döndüğünde babamı görmeyince babam geri döndü, geri. Tamam mı? O zaman Nilgün'e gitti diyorsun. Ya, geri döndü, Emine teyzeyle karşılaştı. Tamam. Emine teyzeyle karşılaştı. Malum işte Şenol'la Nilgün'ün evine gitti. Gittikten sonra mı Şenol'la karşılaştı yoksa... Nilgün'ün evine gitmeden önce mi Şenol'la karşılaştı onu bilmiyoruz. Hayır, Şenol şöyle diyor hatırladığım kadarıyla. Murat şimdi onu... Dur. Gonca Gül teyze dur. Şöyle diyor. Yani Nilgün'ün evinden sanki inmişti evine gidiyordu gördüm gibi. İlk gidişi demek ki. İlk gidişi. İlk gidişi. Hayır. İlk gidişi olamaz. İkinci çünkü Nilgün diyor ki öğlen 12 gibi bir geldi. Ha. 12 yarım evet, ezan, gibi. Ezan şeyiyle. 12 yarım gibi bir geldi. O yine ifadesinde var. Aha. Ben kapıyı açmadım. Sonra bir daha işte bu ikincisinde tekrar gidiyor. Aha. Tekrar açmıyor kapıyı. Orada bekliyor. Ondan sonra çıkıyor eve geliyor. Evde Gonca Gül teyzeyi bulamıyor. Tekrar çıkıyor. Ondan sonrası yok. Şimdi abla, Şenol'un bana anlatması, telefonda anlatması. Sadece ben Kandili'ye gittiğimde burada gördüm dedi. Köpeğe böyle şey yapıyorum dedi. O şekilde anlattı. Ama telefonda şu şekilde bana anlattı. Ben dedim ki bu anlattıklarını programda söyler misin dedim. Söylerim mi? Emmioğlu dedi, tamam mı? Şimdi Şenol... Evi burası. Nilgün'lerin evi burası. Şurada da, şu kısımda da ben tanımam. Erbiller diye bir insanlar varmış, tamam mı? Onların bahçe duvarını yapıyormuş. Şenol. Şenol. Aha. O anda çalışıyormuş orada. Diyor ki, Emmioğlu diyor, ben diyor ip lazımdı, eve gittim diyor. Evi de buradan geliyor, şurası. Eve gidiyor. Nilgün'ün evinin önünden. Şimdi, ip lazımdı, eve geldim. Dedeye orada şey yaptım. Rastladım. Rastladım. Peki ablacığım, şu Şenol ve Nilgün eviyle çöp konteynerin arası 50-60 metre. Ben ipi aldım, giderim işimin başına. Gene işime giderim. İşime giderim. Sen gittin, Nizamettin Havadar'ın yanına gittin. Hayırdır? Sen o zaman burada bir suç işledin. Arkasından babam küfür etti size. Çıktı çöp konteynerin orada, sen onu yakaladın. Nilgün de senin arkandan baktı. Öyle düşünüyoruz. Peki siz Şenol'un o ipi aldıktan sonra iş yerine dönmediğini nereden biliyorsunuz? Öyle mi olacak? İş yerine dönmüş olabilir. Fakat sen ipi aldın, niye şeye gitmiyorsun? İş yerine niye gitmiyorsun? Hayır, çöp konteynerini orada görmesi için biraz 50-60 metre uzak abla. Yukarı mı yürümesi evet, lazım? Evet, yukarı doğru. Bu tarafa, bizim eve doğru yürümesi lazım. Saçma sen, diyorsun. Yani aksine git. Şimdi ev burası, çalıştığı yer burası. Çöp konteyneri şurada. Doğru mu? Biraz evet, yukarıda. Evet. Ama belki o oradaydı. Yürüyerek indi yanına. İlk gördüğü yer olarak belirtmiş olamaz mı? Şimdi şöyle çöp konteynerinin oradaydı diye. Şöyle yapalım. Değil böyle yani. Dön ama kameraya dön. İstikamete gitmiş. Kameraya dönelim. O zaman şöyle yapalım. Şeyin evi, Nilgün'ün evi, Şenol'un çaprazında. Sağında. Burası da Erbillerin orada çalıştığımız yer. Hı-hı. Babamın da olduğu yer sizsiniz. Evet. Şimdi bu adam ne yapıyor? İp lazım oluyor inşaatta. Evine gidiyor. Evine gidiyor. Oradan ipi alıyor. İpi aldıktan sonra, tamam mı, senin tarafına mı gelir, Erbillerin tarafına oraya gider. Sen burada neden Nizamettin Havadar'ın yanına gidiyorsun da kimi arıyorsun diye. Ama soruyorsun. Şöyle, biz onun yanına sen gitmemiş olabilirsin. Ben Nizamettin'im. Evet. Ben yürüyorum ya, çöp konteynerinin orada ilk gördün beni. Ben de yürüyerek senin yanına geldim. Ertan, bu olamaz mı? Hayır, Nizamettin orada. Kameraya dön. Nizamettin orada, çöp konteynerinin orada. Şenol'un köpeği varmış, köpeğe ayağıyla şey yapıyormuş. O zaman de ki, ben Erbil'lerin orayı şey yaptım, dedeyi şey yaptım, gördüm, tamam mı? Köpeğimle oynuyordu, ben de ne yapıyorsun dedi bana yani. Peki köpeği serbest bıraktıysa, köpek böyle yürüyüp o konteynerin orada böyle eşeleniyor olamaz mı? Yani tasmayla taşımıyor herhalde. Yok, serbest. Serbest.
O arada eve girdi. Köpek dışarıda serbest. Böyle sağa sola dolandı, gitti. Genelde severler öyle çöplük tarafları, yanlı. Orada bir şeyler yapıyordu. Orada da Nizamettin amca vardı. Köpeğe şöyle yaptı. O arada da ne yapıyorsun abi falan amca dedi. Yürüyerek de geldi. O da gitti. Öyle olabilir. Erbillere gitmemiş. Yani çünkü o şekilde de olabilir. Şunu mu kastediyor Ercanlar? Yani sonuçta bu Nilgün'le Şenol arasında bir dedikodu çıkmış. Madem doğru çıkmış mu? Evet. Şimdi bugün itibariyle Nizamettin amcanın altı açık bir şekilde Nilgün'lerin evine girdiğini de bir düşünelim. Bunu da bir tarafa koyalım. Evet. Üç, İsa'nın bu adam buraya girmeyecek lafı bence Nizamettin amcanın o şekilde Nilgün'lerin evine girmesidir diye düşünüyorum. Şenol'un da bunu öğrendiğini bir köşeye koyalım. Şenol'a Nilgün'ün ya bu adam bu şekilde altı açık bir şekilde anadan üryan kapıdan içeri girdi dediğini de Şenol'a söylediğini söyledi düşünelim. Nilgün ve Şenol bunu konuştuktan sonra Şenol'un Nizamettin amcaya bilenmemesi için hiçbir neden kalıyor. Bir şey daha ilave yani edeyim. Şenol'un ona husumet beslemesi için bir neden oluştu şu an. Var sebebi. Bir motivasyon oluştu. Bir şey daha ekleyebilir miyim? O gün öğlen 12:30 gibi Nizamettin amca yine geldi Nilgün'ün kapısına. Geldi, orada ne yaptığını bilmiyoruz. Açmadı kapıyı Nilgün ama belki bir şeyler konuştu, söyledi. Ya da bir şey, onu şey yapamayacağım ama o arada gitti. Aradı Şenol'u çünkü İsa yok. Aha. Dedi ki ya bu adam gene kapıma dayandı. Evet. Ya dedi. Tamam mı? Sonra Şenol da Şenol'un tabii tam saat vermesi lazım tabii. Bize. Kaç şu saatte gördüm ben onu. Sonra tekrar geldi Nizamettin amca Nilgün'ün kapısına. Bu sefer Şenol'un zaten haberi oldu. Aynen. Evet. Ve tekrar geldi. Bu adam gitmiyor. O da geldi. Belki de öldürme kastı yok. Evet. Yani belki de korkutmak maksadıyla. Amca yürü ne yapıyorsun burada? Yürü git burada. İşine dedi. Ters düştü. Elindeki sopa ya. Omuzuna değecekken kafasına değdi. Ve orada da bir panik içerisinde ondan kurtulmaya da çalışmış. Bir ihtimal ve şeyden söz ediyoruz. Bu senaryo yazıyoruz. Bu ihtimalin olması için Nilgün ve Şenol arasında ilişki olduğu ihtimali de gerçek olması lazım. Yani iki ihtimal üst üste. Hayır öyle bir şey yok diye. Ya peki. Nereden biliyorsun anne ama ya? Bir de, ama bir de, şöyle, bir de şöyle bir şey. Nilgün o gün Nizamettin amcanın bak iki defa geldiği teyitli bir şekilde olmasına rağmen beyanında o gün Nizamettin amcanın kendisine uğramadı. Anne Nilgün'ün irtibatta olduğu aslında saklamış birden fazla Nizamettin, erkek var. Bir o zaman gelsin kendine atlasın burada. Anne. Avukat Bey benim babamın bak, yarı çıplak geldiğini senin kocanın da dört tane çocuğu var, beş tane çocuğu var ve karısı var. Unutma. Şimdi neye üzülüyorum? Onun ile karısı var ki ona tenezzül etmemesi lazım. Anne, yani o ona bakmıyor anne ya. Anne bakar mısın? Kucağında Şenol'u savunduğun kadar, Nilgün'ü İsa'yı savunduğun kadar ya. Bizi biz savunsaydın, şimdiye kadar bize destek olsaydın. Babam gördüklerini şey her şeyi gör söyleseydin babamın bana. Babamın yarı çıplak geldiğini neden bize söylemedin? Bir saniye Ertan hayır, lütfen. Zamanında anne, zamanında Nilgün... Bana kapıyı açmadı oğlum. Ben bundan şüpheleniyorum deseydin ben emniyete de söylemezdim. Direkt giderdim. Onun kapısına. Onun kapısına açardım kapıyı içeriye de bakardım. Beni niye şüphelerle yapıyorsun anne? Beni aramaya çıkmıyordu. O zaman şeyin seyri değişti anne. Bak değişti. Çünkü bir sene sonra Nilgün'lerin evinde arama yapıldı. Evet. O zaman iş geçti yani. Her şey yani bitti. Yani Ercan annem bilerek mi gizliyor bunları senden? Yok korkuyor, hayır. Korkuyor. Hayır, senden, hayır, Ertan'dan, Emine'den bilerek bunları gizliyor. Hayır, neyi gizliyor peki? Bence korkuyor. Korkuyor. Peki neyden korkuyor? Ya arasında bir şey var. O zaman git anne sağlık. Bir dakika, bir dakika. Dur. Ya arasında bir şey var. Bir saniye. Kimle arasında ne? Annemle Nilgün'ün arasında bir şeylik var ya. Annenle Nilgün arasında ortak bir şey dediğini. Bir suç var. Bir suç. Yani o zaman bu suç Nizamettin amcanın öldürülmesinden yani başka bir suç olamaz. Şey. Aynen. Doğru mu? Başka suç kim aklınıza gelir ki? Bu arada, yani ikisi biliyor yani. Bu aynen. Bu arada İsa Nizamettin amcayı kredi çeksin kendisine diye bankaya götürmüş. Evet. Ama çekememişler. Erken kredi çekti. Daha öncesinde kredi çekildiği için. Bakma dedi çekmedim. Gittim, belki de çekmişti. Ama bir dinle Gonca Gül teyze. Belki de çekmişti. Ama para vermiş 2 milyar. 2 bin lira vermiş. Ha. Sonra geri istemiş ama. İstesin ama sonuçta ihtiyacını görmüş. 2 bin lira mı 1000 dolar mı? Yok 2 bin lira vermiş. Nizamettin amca. 2 bin. Annemin verdiği para hariç.
dolar. 2 milyar 250 milyon. Ama bunun yanı sıra, bir dakika bir müsaade et bana. Bunun yanı sıra da genç bir adam karısından kıskanıyor Nizamettin amcayı. Mahrem bir zamanda geldi diye çok sinirleniyor. Bir daha bu adamı eve almayacaksın diyor. Evet. Ama Nizamettin amcayı alıyor, kredi çektirmeye götürüyor. Nasıl oluyor? Şimdi böyle bir adamla görüşmezsin bile madem yani, öyle. Aynen öyle. Niye kredi çekmeye götürüyorsun? Şimdi ona ne der biliyor musun? Bunu daha önce götürdük yani. Önemli değil. Ha. Çekebilseydi de çekecekti demek yani. Ki. Çekemedi. Bunun yanı sıra. Çekemediyse elden vermiş. İnsanın. Bir şey istiyorum. Söyle canım. Talla çok istedi. Torun gireceydi, onu almadılar. Tallanın peşine çok düştüyse. Onu ya. Düştü. Tallanın peşine düşünce bu torun da dile geldi. Ben de dedi veremem dedi. Ben karı emekli oldu dedi. Baykur'dan emekli etti. Tarlayı bana sat mı dedi? Sat da dedi. Oraya ev yapayım, benim yanımda gelir oturur. Dedi ki ben orayı satarsam işte. Kafayı yiyorum. Orada dedi ben Musa 2000 lira borç İsa 2000 lira borç istiyor Nizamettin amcadan. Dur şimdi dur beni dinle bir. Borç istiyor. Hem de karısından kıskanıyor. Evet. Bu eve gelmeyecek diyor. Üstüne üstlük bu arsayı bana satma bu tarlayı diyor. Onu çoktan dedi. Önceden söyledi. Önceden. Yer ben yapmış. Dedi satamam bunu Goncagül dedi emekli ettim. Karıma kim bakarsa tarla onun. Baykur'dan dedi maaşa bağlayacaktı az dedi. Ben bu tarlayı dedi bunu aldım dedi. Hamdolsun sattım bunun emeği dedi. İzmit'ten tarla. Peki Goncagül teyze o gün sen... ev yapayım da dedi. Orada anladım. Sen de gel git anladım. Yanımda tut. Goncagül teyze o gün sen hani şeye gittin ya hayırlamaya, hayırlı olsuna gittin ya. Göz aydınına. geri dönüşte Nizamettin amcayla karşılaştın mı? Sana kızdı mı, kavga ettiniz mi? Hayır. Bastonunla vurdun mu ona? Hayır, evde geldim ki oturuyor. Uzanmış. Oturmuyor evde, kayboldu. O gün akşamüstü oldu. İkindi namazında. Sen aynı gün geldim. Sen o göz aydınından dönmüş müydün? Tabii. Evde miydi? Evdeydi. Niye seni arıyordu o zaman? Nereye gittiğimi bilmiyor, onu diyor. Bak, bir daha mı gittin sen sonra? Evden çıktın mı tekrar? Ben onu tallayı aramaya gittim. Geldim evdeydim. Hayır. Yok. Nilgün'e gittiğinde de Goncagül teyzeyi sormaya gitmiş aslında. İkinci gitmesine. İkincide mi birincide mi acaba? Sen evde yoksun. Şenol'a sormuş ki. Ama 12 yarım gibi sorduysa yoktu evde. Ben neyi anlamadım biliyor musun Serap Hanım? Babam hani belden aşağı çıplakmış ya. Kaybolduğu günü mü çıplakmış? Hayır, birkaç gün önce. Ben hiç öyle bir şey çıkmazdı evde. Tamam, o birkaç gün önceki şeyi hazırlamışlar. Şimdi 70 yaşındaki komşunuz anadan doğma bir şekilde önünüze gelirse kapının önüne dersiniz ki yazık üşütmüş yani kafası bozulmuş. Çocuklarına haber verirsiniz. Ya da bir kilot yedirim. Üstüne bir şey giydiririm, götürürüm Goncagül teyzeye teslim ederim. Hayır yani bu normal hani bu sapık bilmem ne deyip be ya hadi diyelim yanlış anladın. Tamam delirmedi diye düşündün. O zaman da hani darp edilir bir şey olur yani o anda olur olay ama. Evet. Hayır öyle bir şey kimse normal karşılamaz ki anadan doğma geliyor da. Bir soru soruyorum Goncagül teyze. Evet öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yapmazdı. Hayır yapma. Balkondan çıkardı, yederdi, yakalardı. Yani girerdi. Nilgün yaptı diyor. Hayır. Goncagül teyze. Yalan söylüyor. Bu İsa kumar oynuyormuş. Senin haberin var mı? Var idi. Biz kardeş Almanca sordu, inkar etti. O zaman çok Murat'a bağlanalım. Çünkü bu kumar olayı onun kumar arkadaşı da vardı Ayhan. Kumar borcu için para çekmek için zaten Nizamettin amcayı bankaya götürmüş. Bu adamın kumar borcu var. Ben de gittim kızdım. Borçlarının yüzünden evine icra geldi. Şimdi sattı. Bir dakika. Herkese bir müsaade istiyorum. Bir saniye. Şimdi bugün muhabirimiz Murat bu kumar arkadaşı Ayhan'la canlı yayında olacak. Evet Ayhan Bey Murat'ın yanında. Murat'cığım. Bu şey konusuna herkes çok şaşırdı. Çocukları da dahil olmak üzere. Nizamettin amcanın bir kaybolmadan birkaç gün önce böyle yarı çıplak diyebileceğimiz bir vaziyette Nilgün'ün evine geldiği. Bunu bir açıklar mısın bize biraz detaylandırır mısın? Evet öncelikle yayından Serap Hanım. Şimdi hep diyoruz ya İsa eşini kıskanıyordu. Neden kıskanıyordu? Bir şeyin olması gerekiyor ki kıskanması gerekiyor. Çünkü
Nizamettin amca Nilgün'ü ben onu kızımın yerine koyuyorum, evladım yerine koyuyorum diyerek sürekli evine gittiği söyleniyor ki bunu Nilgün Hanım da kabul ediyor ama bir şeyin olması gerekiyor ki kıskanması gerekiyor. İşte bu neden de belki çok fazla aileye bu yansıtılmadı ama bu dediğimiz gibi resmi bilgiler arasında yer alan, jandarma bilgileri arasında yer alan bir konu. Bir gün belden aşağısı çıplak bir şekilde gidiyor kapıya. Tabii o anda İsa Bey de evde, Nilgün Hanım da evde. Tabii kapıyı böyle çalınca bu durumu artık bir dur demek gerektiğini düşünüyor İsa ve artık buraya gelmemesi noktasında eşine de uyarılarda bulunuyor. Tabii bu kaybolmadan kısa bir süre önce ama tam net olarak bir tarih veremesek de kısa bir süre önce bu olay yaşanıyor. Ki ondan sonraki süreçte de artık o kıskanma muhabbeti ya da işte bir daha gelmeme muhabbeti başlıyor. Çünkü o güne kadar sürekli istediği anda çat kapı gidebiliyor Nizamettin amca. Tabii bir de Nizamettin amcanın o gün görenler var ki Emine Hanım'la da dün röportaj yaptık. Yine köylüler içerisinde röportaj yaptık. Ayhan Bey de o gün görenler arasında olan biri ama çok farklı bir noktada görüyor. Ki Ayhan Bey de İsa Bey de yakın arkadaşlar. Çok farklı bir noktada görüyor. Ereğli merkezde görüyor. Allah Allah. Nizamettin amca. Sohbet etmiş Ayhan Bey. Ereğli merkezde görüyor. Etmiş. Banka çıkışında, bankada işi var. Banka çıkışında görüyor ve bir parkta otururken ki az önce biz fotoğrafları yayınlarken evet bu fotoğrafta gördüğüm şeklindeydi. Kafasında kasket ve kahverengili bir kıyafet üzerinde olan o fotoğraf evet bu şekilde ve kafasında da kasket vardı dedi. Birazdan zaten kendisi nasıl gördü, saat kaçta gördü bunları bizlere aktaracak. Peki Ayhan Bey merhaba. O zaman başlayalım. Merhaba merhabalar. Şimdi biliyorsunuz ki 9 Ocak 2018 günü bu olay yaşanıyor. Öğlen de bir çıktığını biliyoruz. Yani Nilgün'ün evine uğradığını ama asıl çıkışı ve bir daha dönme işi saat 15.30'dan sonra. Siz kaçta gördünüz Nizamettin amcayı? Efendim ben bankada işlerim vardı. Çıktım saat öğleden sonra 1.30 gibi. Ne yapıyorsun burada amca dedim. Merhaba dedi. Yanından geçtim yani. O gün üzerinde kahverengi bir mont mu yelek mi tamamını çıkaramıyorum da kasket vardı başında. O kadar yani merhaba dedim geçtim yanına yani başka bir şey yok. O ne yapıyordu o sırada? Oturuyordu efendim. Parkta mı oturuyordu? Merdiven ayağı. Ya işte oturaklar vardı orada belediyenin oturaklarında oturuyordu yani yola bankaya mı gelmişti yola parka mı gelmişti yani ne düşünüyorsunuz? Parkta oturmaya mı yoksa bankada işi vardı da bankadan? Yok efendim banka uzak. Banka uzak ona göre uzak yani ben yürüdüm indim aşağı çünkü orada oturuyordu. Kenara koşuyor. Yani. Amca ne yapıyorsun dedim burada oturuyorum dedi geçtim yanından yani benim başka işlerim vardı yani yanında durup da muhabbet etmedim yani. Ayhan doğru konuş elini belli etmiş ala getireydi ne gördü sen? Küfür etme küfür etme. Niye doğru konuşmuyorsun çağırdın adamı mı? Elini belli etti dedin. Tanımıyordum. Allah ya duraydın ha gördü sana. Ayhan. Milletin çekti ne oldu? Dur. Ayhan Bey Ercan bir şey söyleyecek. Dur Ercan bir şey söyleyecek. Sana bir soru sorabilir miyim kardeşim? Ben Serap Hanım ben jandarmaya da o günü ifade verdim. İfaden yazılı orada. Sen o ifadelerin doğrultusunda. Bak şahıslar bana küfür ediyor. Ben ağzımı bozmak istemem. Lütfen küfür onlar etme. Onlar kendi içinde küfür yaptıkları etme. Suçları milletin üzerine atmaya çalışıyorlar. Kim suç işledi Ayhan Bey? Bak şimdi onlar bana küfür ediyor. Ben ağzımı bozmak istemem burada yayında herkes içindeyiz. Ben o zaman adamı gördüm merhaba merhaba dedim. Ben başka bir şey bilmem. Ama adam bana oradan söylüyor. Söylediği kelimeleri ona yediririm. Anlatabiliyor muyum? Yedir bakayım. Kendi işlerinde yaptıkları suçları kendileri başkalarının, garibanların üzerine atmaya çalışıyorlar. Kim onun babasını da yapsın? Ayhan Bey, sizce aileden birisi mi Nizamettin amcanın başına bir şey onu getirdi? Onu bilemem, bak onu bilemem. Niye suç işlediler şimdi, diyorsunuz? Neyin suçu yani? Yani şimdi burada milleti zan altında bırakıyorlar. Burası küçük bir belde. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapan adamlar... Yapanlar veya kimlerse ben bir engelli bir vatandaşım. Aha, benim efendim. İşim olmaz gördüm. Gördük, selam verdik, suçlu olduk. Sen o zaman sen engelli sağlamdır. Değildin. Bir yıl sonra senin bacağın kesildi. Ben o zaman engelliydim. 2018 Şubat'ını. Sana bir soru sorabilir miyim? Bakın 2018'in Şubat'ında ben ayağımı kestim. Sen konuştun sıra bende. Sen dinle. Konuştun sıra bende. Ayhan, ben senin dinliyorum yanına geldim.
sana sordum. Dedim ki babamı gerçekten gördün mü? Sen de dedin ki aynı şekilde anlattın, gördüm dedin, konuştuk dedin. Tamam mı? Ya dedim ben anladım, rahat edeyim. En azından ormanda kaybolmamış, ormanda ölme riski vardı. Şehire gitmiş. En azından babam yaşıyor diye ümitlendim. Daha sonra muhtarı aldım yanıma, emniyet müdürlüğüne gittim. MOBESE kameralarını senin tarif ettiğin yere jandarmayla beraber gittim. Jandarma karşıdaki kafeleri araştırdı kameralara. Biz emniyetten gittik. Senin söylediğin bölgede saat 4'te demiştin, şimdi 1.30'da diyorsun. O gün dedin ki 4'te ben otobüsüm kalkacaktı. Amcayı şey yaptım, amcanın yanından ayrıldım, koşarak gittim, minibüse binmeye çalıştım. MOBESE kameralarında senin ve babamın görüntüsü yok. Beni dinle, dinle beni. Kimle gönül ilişkin var senin? Nilgün'le gönül ilişkin var mı? Bana onu söyle. İsa'nın yakın arkadaşısın. Eve takılan sensin. Kumar, kumar bir adamsın. Seninle uğraşmam ben. Hayır, hayır. Uğraşacaksın. Seninle uğraşmam ben. Hayır, hayır. Ben sana şunu söylüyorum. İsa'dan niye o gün para aldın? Ereğli'ye bizi yönlendirdiğin için, Ereğli'ye bizi yönlendirdiğin için İsa sana para mı verdi lan? Hatta o gün bana sen... Bana bunu söyle. Lan, o gün... Galak... Cevap ver lan! Siz bari... Ben babamı arıyorum, ben sana da hesap oğlum, sormak zorundayım. Gel Gandilli'ye, sıkıyor mu paçam? Gel Gandilli'ye ben Gandilli'ye. Aha, aha, yapma ya. Tehdit yapıyorsun. Ben her zaman tamam, Gandilli'ye gelirim. Beni oradan tehdit etmeyeceksin. Ben her beni zaman Gandilli'ye gelirim. Ben seni tehdit etmiyorum. Ama benim babam kaybolmuş. Sonra bana ne oğlum, diyorsun biliyor musun? Benim eğer diyorsun, Nizamettin amca bulunmazsa diyorsun, tamam mı? Bulunmazsa benim yüzümden değil. Ben bunu böyle gördüm. Bulunmazsa benim suçum yok diyorsun. Öyle söylüyorsun bana. Yalan yalan şey yaptın. O parayı niye İsa'dan aldın? İsa sana ne dedi? Ereğli'de amcayı gördün, gördüm diye Ercan'a söylersin mi dedi? İsa'dan para istemişsin, para. İsa kim ki bana para verdi? Neden biliyor musun? Para istedi senden, gözümün önünde İsa sana para verdi. İsa'ya sordum, hayırdır dedim, bu ne istiyor dedim. Abi dedi kumar, kumar borcu varmış yalan dedi. Konuşma, benden yalan para istiyor dedi. Ol, yalan konuşma. Sen kandilden insanları çektin. Adam ol adam. Adam, adamsan gel, sen söyle. Adamsan sen söyle. Senin Nilgün'le Nilgün'le senin var, gönül ilişkin mi var? Bana onu söyle. O gün belki ulan sen vardın orada. Tanımam seni. Bak sen kardeşim, ben Şenol'dan değil. Nilgün'ün yanında kimler varsa, Nilgün'ün çevresinde hangi erkek varsa onlardan da şüphelenmek zorundayım. Tabii. Benim babam oradan kaybolmuşsa, Kandilli'ye sığmamışsa, senden de şüpheliyim, kardeşimden de şüpheliyim, annemden de şüpheliyim. Ayhan sen o gün insanları Kandilli'den çıkarttın, Ereğli'de gördün dedin ya Nizamettin Havadar'ı. O gün o insanlar Ereğli'ye geçti, siz babamı orada kaldırdınız. Tabii. Çünkü araştırma vardı. Çünkü arabayı Ereğli'ye yönlendirdiniz. Siz ikiniz tek tek konuşun. Kapıma geldin annenle beraber. Kapıma geldin abi ne zaman gördün dedin. Ben lan ben o zaman sakattım. Ayağımı yedim. Sakat değil. Hayır hayır değil dediniz. 18 Şubat'ta dediniz. Olay 9 Ocak. 9 Ocak'ta. Ayağınız kesildi. Sakat değildin. La kardeşim bak 9 Ocak'ta. Nilgün evine yine girip çıkıyordun lan. Sen bir saniye müsaade edin. Bir saniye müsaade edin. Bakın Ayhan Bey, Ayhan Bey, Nizamettin Bey 9 Ocak'ta kayboluyor. Siz maalesef ayağınızı Şubat'ın kaçı dediniz? 28. Efendim bak Şubat'ın 28'inde ben ameliyat oldum. Tamam. Yani neredeyse benim arada 1,5 ay var. O zaman herhangi bir rahatsızlığınız yoktu. Yani ampute edilmemiştiniz diyeyim ben size. Yalan işte. Efendim ben bak şimdi şöyle diyorum. Ben onu gördüğüm zaman benim ayak zaten ezik, tamam mı? Ya ezik, hiç yürüyemiyor muydun sen? İş kazası geçirdim. Benim ayaklarım alçıdaydı. Anlatabiliyor muyum? Ben bankaya gidebiliyor. Bankaya gittim, işlerim ya, vardı. Bir saniye lütfen Gonca Gül teyze lütfen. Evine gidip rica ediyorum yok. Sen de Emine. Emine sen de bir saniye rica ediyorum. Sen sus. Peki sus, siz. Sen konuş. Ben diyeceğim. Siz Ayhan Bey. Tek başınıza evet, bankaya gidebilecek durumda mıydınız? Değneklerle gidiyordum efendim, evet. Değneklerle gidebiliyordunuz. Evet. Yürüyebiliyordunuz. Evet. Araç kullanabiliyor muydunuz? Aracım vardı, kullanmıyordum. Biraderimle Ereğli'ye gittim ben. Değnek beni yok, bankaya bıraktı biraderim. İşlerimi gördüm. Yürüyerek aşağı indim. Bak.
Ben indim, köprüden yürüyebiliyorum. Ben bu değneği 8 aydır kullanıyorum, tamam mı? Yani ayağım gaza geçirdiğim zamandan sonra 8 ay. Ameliyat oldum Şubat'ta. Ayağım ki yokken bile değnekle yürüyordum ben, tamam, bu çerçeğede. Tamam, beldede. Çok geçmiş olsun ama ben tekrar o güne dönmek istiyorum. Size bankaya gitmediniz demiyorum. Size yürüyemiyordunuz ya da demiyorum. Gayet rahat yürüyordunuz da demiyorum. Sadece gidilmiş, bakılmış oradaki bütün kameralara ama sizin tarif ettiğiniz noktada Nizamettin amca hiçbir şekilde görünmüyor. Gelmedi. Acaba benzettiniz mi? Serap Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Jandarma geldi, benden ifademi aldı. Sonra Ereğli'den hem de iki kere geldi jandarma, ifademi aldı. Sonra Ereğli'den bir komiser memur aradı beni. Abi dedi, arkadan görünüyorum ben, tamam mı? Merdivenden aşağı inip arkadan görünüyorum. Bu adam sen misin dedi. Çünkü o gün üzerimde bir tane kahverengi mont vardı benim. Bu benim dedim. Arkadan görünüyorum ama yüzden görünmüyorum. Ben ifademi Ereğli'deki polislere de verdim. Ben zaten söylüyorum. Ama şimdi bir vatandaşlık, siz gitmediniz demiyorum ben. Için. Hayır. Bakın Serap Hanım, ben bir vatandaşlık bankada, görevi bankada, yapmak için. Ayhan Bey. Bağlandım yani, oraya. Ayhan Bey, bankada ne tür bir işlem yaptınız? İlla kamera kadrajına girmenize gerek yok. Orada imza atmışsınızdır muhtemelen, değil mi? Orada ne işlem yaptınız? İlla arkadaki sen misin? Bir dakika. Bir dakika efendim. Ya buyurun, merhaba merhaba dedim. Buyurun, ya, bu kadar buyurun, basit yani. Bunu büyütecek buyurun, ne var şu ki? Benim dekontum. Ben adamın kaybolduğunu nereden biliyorum? Hayır, bankada ne işlem yaptınız? Bankada ne işlem yaptınız? Ben mi? Koltuk değnekleriyle gitmeyi gerektirecek kadar önemliymiş demek ki. Ne iş yaptınız bugün? Benim bankada ne işim yaptım? Para mı çektim? Ben bankada maaşımı çekmek için gittim. Tamam, imzanız var o zaman. O gün o saatlere dekontunuz var o zaman. İlla kamera kadrajına girmenize gerek yok. Ben kri bankadan gittim, maaş çekiyordum. Ben kağıt ne anladı? Dekontu kredi kartı çalışmıyordu. Gittim bankadan maaşımı tamam. Aldım. Zaten Ayhan Bey, basit. Bakın siz orada değildiniz demiyorum. Ben de öyle bir şey demiyorum. Oradaydınız, evet. Zaten bu bankadan yaptığınız işlemle de gayet ortaya çıkacak bir şey. Acaba benzettiniz mi Nizamettin amcaya? Çünkü ya benzemiş de olabilir. Efendim yani Serap Hanım, şimdi hayır. Ben adamı... Diyor ki aynı kasket, aynı ceket, aynı üstündeki kıyafetler vardı. Hatta ne yapıyorsun sen burada deyip konuştuğunu iddia ediyor. Şimdi benzetiyorum demesi olmaz. Merhaba dedim. Ne yapıyorsun demedim. Evet, merhaba amca dedim. Geçtim yanından ya. O sana ne cevap verdi? Reçetesini çıkarmadım. Peki reçetesini çıkarmadınız ama kıyafetlerini bu kadar kısa bir göz temasıyla tamamını tarif edebiliyorsunuz, öyle mi? Ya üstünde bir kahverengi bir şey vardı. Bir de kasket vardı başında. Bu kadar ya. Bunu tarif edebiliyorsunuz yani. Ama oydu. Bir şey soracağım size. Ama oydu değil mi? Bilemiyorum artık. Bak. Siz oy diyorsanız şimdi bakın, yalan emniyet, nedir oyun? Şimdi bakın emniyet bir defa ifade alır. Gelirsiniz dersiniz ki efendim ben şu saatte kaybolan şahsı şurada gördüm. Emniyet sizi niye ikinci defa çağırsın? Çünkü ikinci çağırmasında o kamera kayıtlarında o dediği yerde Nizamettin amca yok. Hiç yok. Ve çağırmış Ayhan Bey. Gel bakalım kardeşim. Sen bu adamı burada gördüğünü iddia ediyorsun ama bu adam o saatlerde orada yok. Yani. Ondan sonra bir daha çağırmış. Üçüncü defa ifaden de niye çağırdı seni? Ne sordu sana? Çünkü bir ifaden var, bir görgü tanım var, bir kere verirsin. Aynı savcı seni üç defa, dört defa niye çağırıp ifadeni aldı Ayhan Bey? Yalan be yalan. Yalan ifade. Ayhan niye beni görünce kaçırdın? Ayhan Bey. Ayhan Bey, ben şimdi ne diyeyim arkadaş size yani. Hayır, avukatımız durup bir dururken soru yardımcı olalım dedik. Ya 3-4 sefer sizi çağırdıkları zaman neden çağırdılar ve ne sordular şimdi? İlk tamam gidip... Nerede gördün, ne nasıl gördün, ne yapıyordun, ne ediyordu diye sordular yani. Bu, onu birincide yani soruyorlar. Adam amudaya kalkıp da merhaba diyecek hali dediğiniz yok şey, o dediğiniz şey ilk ifadeniz. İlk ifadenizde merhaba bunu söylediniz. Yani. İlk ifadenizde bunu söylediniz. İkinci de gel bakalım Ayhan Bey dediklerinde. Ne dediler size, ne sordular? Çünkü ikinde dediniz, gördün mü gördüm, nerede gördün? Şurada. Vallahi ben size şunu sordular mı? Sen şurayı gösteriyorsun ama oradaki kamera görüntülerinde kesinlikle sen de yoksun, o da yok. Ya da Nizamettin amca yok ama sen geçiyorsun gibi bir şey sordular mı? Yok, sormadılar. Yok. Zaten sordukları ve cevabını aldıkları soruları niye sorsunlar? Serap Hanım zaten evet, Murat. Ayhan Bey'in söylediği saat dilimi içerisinde köyde gören vatandaşlar da var. Yani köyde gören vatandaşlarımızın saat dilimleriyle
Ayhan Bey'in söylediği uyuşmuyor. Saat dilimleri hemen hemen uyuşuyor. Yani iki yerde, iki yerde birden olamayacağına göre yani merkezde olmama ihtimali yani bu Ayhan Bey'in merkezde değil. Zaten Nizamettin amca bir minibüse dolmuşa bir şey binmek zorundaydı. Binemez, evet, gitmek binemez. Için. Binseydi gören olurdu köylüler birisi. O gün birisi. Ayhan sen Nilgün'ün evindeydin. Sen her gün gidip geliyordun. Nilgün'le çok samimiydin. Kocasıyla çok samimiydin. Benim babam sizleri yakalamış olabilir. Sen de olabilirsin. Şenol da olabilir. Başkası da olabilir. Bir de taksici var. Kardeşim taksici. Sen şimdi anne. Bana oradan iftira atıyorsun. İftira değil. Seni mahkeme, benim babamı... seni mahkemeye vereceğim. Vermezsen ben vereceğim seni. İspat edemezsen. Bir iddiada bulunuyorsun Emine. Bu kadar net ve kesin şeylerle, ifadelerle konuşma. Bir şüphenden bahsediyorsunuz. Bu kadar net konuşamazsınız. Bunu söyleyeyim. Annem söylesin o zaman. Annem söylesin. Serap Hanım. Bir dakika Ayhan Bey. Serap Hanım beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. O kadın bana iftira atıyor bakın. Atmıyorum. Peki Ayhan Bey. Tanımam bilmem. Siz İsa'nın. İsa'nın karısını ömrümde görmüş adam değilim. Ne? Benim canım yanıyor. Benim canım. Ömrümde görmüş adam değilim. Bir dakika. Ayhan Bey siz hiç İsa'nın evine gitmediniz doğru mu? Kes, bakın kesinlikle o aşağıki mahallede oturuyor. Ben yeni mahallede oturuyorum. Ben ömrümde insanın karısını görmüş adam değilim. Görmüşsem yani yemin ediyorum yani yemin etmeye gerek yok aslında. Görmedim bilmem. Peki. Çocuktur ya ben 50 yaşında adamım. Onun karısıyla kızıyla ne işim olur? Peki Ayhan Bey sizin aracınızın aracınız ne renkti Ayhan Bey? Araç oradan hiç çıkmıyor. Benim aracım mı? Evet. Şey, rengi renk, nere? Rengi gri, gri. Peki bir dakika bu konuyla alakalı Gonca Gül teyze. Ben orada tanımıyordum kim olduğun. Yemek yer, çay iç yerdin, rastlı yerdim. Nilgül bu kimdir? İsa'nın arkadaşı. Heh. Ama kim olduğun bilmiyordum. Halime'nin ilerki kızının, ilerki kariden olan. Kurban olayım. Ben sana. Şeye çıkınca hastanenin oraya camın önünden kaçıyan kem biçiyordum o bacakların kesileceğini. Niye doğru söylemedin? Mizemedin amcanı hediyen elini bel etti. Niye alıp getirmedin? Benim kocam Erelya yetmedi. Niye milleti çekti? Olur mu? Çıksın kocam çıksın. Hani gitmiyordun Nilgün'ün evine? Hayır. Emine bir dakika. Yerdim. Ben tanımıyordum. Gonca Gül teyzeciğim. İsa'nın arkadaşı. Gonca Gül teyzeciğim. Şimdi çok anlaşılmamış olabilir. Gonca Gül teyze diyor ki. Ben seni diyor orada çay içerken falan gördüm yemek diyor. Yiyorken, yemek yerken. Arabasını da orada gördüm. Gördüm tanımıyordum ama diyor. Sordum öyle. Sordum. Ayhan'ın, Ayhan benim orada. Kocamın bilmiyorum. Arkadaşı dedi Nilgün diyor. Beyim bir daha bir şey Emine diyor. Dur. İsa yokmuş evde. Murat'cığım beni görmüş mü tanımıyordun? Murat'cığım duydun mu? Diyor ki ben sordum orada gördüm. Sordum. Nilgün tamam. De dedi ki İsa... Söyledim şimdi. Yemek Serap Hanım söyledik İsa'yla. Şimdi gördüğünü. Yalan söylüyorlar. Hayır sen yalan. Ben doğrusu biz yalan. Ben yalan söyleme. Sor beni herkes gördü kandili de herkes biliyor. Ben var ya. Ben 3,5 ay hastanede yattım. Bak 3,5 ay. Nerede görmüş? Ben Çanakkale'de İzmir'de oturuyordum. Gaza geçirdim. Ama onlar 5 yıllık komşu zaten. 5 yıllık yani 3 aylık 5 aylık değil. Bakın Serap Hanım. Ayhan Bey şehir dışından buraya yerleşiyor Serap Hanım. Tamam. Çanakkale'de İnsanlar yaşıyor. Şehir dışından geliyor. Evet. Serap Hanım beni dinliyor musunuz? Ben 2016 Kasım'da iş kazası geçirdim. Zonguldak'a geldim. 3,5 ay hastanede yattım. Üstüne annemi kaybettim. Cenazesi oldu. Onlarla uğraştım. Ben o ara ne zaman uçkurumun peşine düştüm ben de hatırlamıyorum. Şimdi onlar diyor ki uçkurumun peşine düştü. Yok Serap gördü, yok başkaları gördü. Peki, ben Ayhan Bey, İzmir'de tamam. Yaşamışım sizin sanırım. Ayhan kimsenin namusunda gözüm olmaz. Ya ben namusunuz asla bir şey söylemiyoruz da şunu merak ettim. Yani o ne büyük sıkıntılar yani içinde Selçuk Bey'le işte Nilgün'ün kocasıyla nasıl bir arkadaşlığınız varsa. İsa Bey'le arkadaşlığınız nasıl sürüyordu? Avukatıma gidip dava açacağım size. Açmayan Ayhan etek adam giysin değilsin. Gelsin şu aç kendimize. Lan buradayım ben. Aç. Emine. Hiçbir korkum yok. Benim canım gitti canım. Emine. Sana ne oluyor? Emine.
Buradaki tüm konuklarıma da söylüyorum. Bazı şüpheleriniz, iddialarınız olabilir. Aklınızdan bir sürü şey geçiriyor olabilirsiniz. Bunu kesin bir yargıya varmış gibi sen bunu yaptın. Sen onunla ilişki. Bunu böyle kullanamazsınız. O zaman benim böyle bir şüpheniz olsa dahi. Bak, böyle bir şüpheniz olsa dahi bunu karşı tarafa sorarsınız. Böyle bir şey var mıydı, yok muydu? Yok diyorsa da ona itibar etmek zorundayız şu an için. Evet. Ama hayır vardı diyemeyiz. Diyemeyiz ama ben eminim ya. Ya benim hala eminim diyorsun. Kandilide 60 yıllık iddiada bulunabilirsin. Selam Hanım, onlar bana iftira atıyor. Bakın iftira atıyor. Evet. Ben iftiramın iftiranın üzerine yemin sabah gideceğim avukata vereceğim. Ver. Vallahi. Ver kardeşim. Ver. Şimdi şöyle bak, o zaman diyor, şunu... Beni görmüş ya ver diyor. O zaman ben, Ayhan Bey... bile ya. Tamam daha iyi mahkeme bile. Şey Ayhan yaparız. Ayhan Bey o zaman şunu izah edin bize. Yani o hanımefendilerin kesin yargısı noktasındaki fikirlerinize katılıyorum. Evet. Ama bakın, şunu bana izah edin. Şunu anlatayım yani. Ben bir dakika. Bak, arkadaş senin gördüm dediğin saatte o adam orada yok. Bir dakika Ayhan Bey, senin gördüm dediğin saatte o adam orada yok. Bunu nasıl izah edecek? Ya ben ne yapayım şimdi, adam oraya götürüp koyayım mı? Bu bir. İkincisi, ben kesinlikle ne Nilgün'ü tanırım ne de evlerine gitmişliğim yoktur dedin. Oysa ki seni o evde, İsa yokken Nilgün'le birlikte gören ve kim bu? Kim bu diyen bir kadın var burada, Gonca Gül teyze. Diyor ki gittim o evde yemek yiyordu. Ya bakın nasıl görmüş beni? Nasıl gördüğü önemli değil. Siz dediniz ya, ben İsa'nın hanımını tanımam. Bir defa dahi evlerine gitmişliğim yoktur. Ama seni o evde gören birisi var. Bunları bize izah edin o zaman. Bakın buradaki çelişkileriniz, bazı şeyleri, gizlediğiniz arkadaş, anlamına geliyor. Ben bu dünyayı yalamış yutmuş bir adam olarak sana diyorum ki, kardeşim beni suçluyorsunuz, seni de mahkemeye vereceğim avukat. Beni mi? Canımı sıkma, benim, sen öyle bir şey beni Emine'lerden önce ver ama, tamam mı? Öyle sıralamada beni birinci... Tamam mı? Bak şöyle yap, beni dinle. Ya siz bir şimdi... Beni dinle, o zaman şu çelişkilerini anlat bize, çelişkilerini. Bak insanları şikayet et. Bak şikayet et insanları. Ama bir çelişkilerini anlat. Kadın seni eve görmüş. Senle zaten mahkemede görüşeceğiz. Bir saniye ama siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Size şunu söyleyeyim, evet, insanlardan bilgi alma fırsatımı kaybettiriyorsunuz bana. Tabii. Ben de Ayhan Bey'in yerinde olsam kalkıp gitmek isterim. Çünkü sizin yüzünüzden. Evet ya. Bu kadar insanı bir katil, bir bilmem yalancı ilan edemezsiniz ya. Bir kendinize gelin, rica ediyorum ya. Onlara göre Gandhi'nin hepsi katil. Rica ediyorum ya, sizin yüzünüzden insanlardan doğru düzgün soru sorup cevap alamıyorum. Amacınız bu mu? Bir şeyleri örtmeye mi çalışıyorsunuz? Hayır. Ben 6 yıl bekliyorum. O zaman derdiniz ne? Bu adamı çıkardıksa soru sorup cevap alalım o zaman. Ama yalan söylüyor. O yüzden çok zor. Hala laf sokuyorsun. Bu değil ki. Amacınız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Şimdi ben Ayhan Bey'e doğru düzgün soru sorup cevap almak istiyorum. Ayhan Bey kardeşim, sen İsa'yla nerede tanıştın? Samimiyetin ne zaman başladı ve nasıl ilerledi? Efendim nasıl anlatayım? Ben gurbetçi bir adamım. Yıllarımı gurbete verdim. Bu çocuk benimle çalışmadı aslında. Hiç çalışmadı. Tamam mı? Ben bunu Gandil'de tanıdım. Bombacı diyorlar. Lakabı bombacı. Lağımcı. İşte bombacı. Kahvelerde tanıdım. Tamam mı? Benimle hiçbir alıp veremediği olmamıştır. İşi olmamıştır. Benim onunla olmamıştır. Çünkü sınıf derler ya, ben bir kaynakçı formeniyim, o bir inşaatta amele. Benimle işi olmamıştır. Ben Çanakkale'de, İzmir'de, kendim Antalya, Kaş'ta, oralarda hep iş yaptım. Adama da ihtiyacım oldu ama gelip çalışmadı. Neden? Çoluk çocuğu varmış, gelmedi. Benim yani İsa ile hiçbir bir bağlantım olmadı bu zamana kadar. Peki Ayhan Bey, sizin için İsa'nın kumar arkadaşıydı falan diyorlar. Var mı böyle bir iddia? Böyle bakın bir iddia şimdi var. Serap Hanım. Bakın şimdi kumar başka, iddia at yarışı dahi oynamıyor. Arada sıra çünkü bir yerde çalışamıyor, para kazanamıyor. Evine bir ekmek götürebilmek için 5 liralık oynuyor, 10 lira kazanıyor. Ama gel gelelim. Ben oynuyorum kumar. Yalan yok. Oynuyorum.
Benim cebimdeki parayı ne İsa veriyor ne orada oturanlar veriyor. Ben sizin benim zaten Allah, devlet veriyor bana. Ben sizinkiyle ilgilenmiyorum da Ayhan Bey. Sizden İsa kendi kumar borcu için hiç para, borç para istedi mi? Bak Allah yukarıda, Allah da şahidim olsun. O çocuk ölür kimseden borç para almaz. Onu bilirim, şahit sen olurum. Sen çarpıl. Ama ben Ayhan Bey. Ben zaman kahvelerde denk geliyorum, çay söylüyorum. Ayhan abi ben içerim, kendim veririm diyor yani. Anlatabiliyor Ayhan mu? Bey, bu kısmını tabii çok iyi tanımadığınız için belki yanlış biliyor olabilirsiniz, eksik. Çünkü İsa... Nizamettin amcayı bankaya götürüyor kredi çektirmek için emekli maaşından. Valla ben bilmem oraları. Yok ben size bilgi olarak söylüyorum bunu. Ama oğlu Ertan'a çektiği için daha öncesinde çekemiyor. İki, bu anlattığınız para bile kazanmayan adam Nizamettin amcadan şu tarlayı bana sat da ev yapayım diyebiliyor. Halbuki parası yok, pulu yok. Belki de kazanırım umudu taşıyor hep. Gibi huyları var. Ama sizinle bir borç alışverişi olmadı, öyle mi? Olmadı efendim, olmadı. Peki, ben kolay kolay kimseye para vermem. Ailece hiç görüşmüşlüğünüz var mı? Siz evli misiniz bilmiyorum ama. Serap Hanım, ben evli değilim. Bekarım, 53 yaşındayım, bekarım. Hiç evlenmedim. Bir kere nişan yaptım, onu da başkasına verdiler, vazgeçtim. Yani evlenmeye ailece hiç görüşmediniz pikniğe vesaireye? Görüşmedim efendim. Ben zaten Gandil'de bir askere gidene kadar oturdum. Ondan sonra İzmir Torbalı'da oturdum. Yani adres şeylerime, bilgilerime girdiğiniz zaman çıkar. Tamam mı? 20 seneye yakın İzmir'de oturdum. Antalya'da çalıştım. Çanakkale'de çalıştım. Ukrayna'da çalıştım. Rusya'da çalıştım. Arabistan'da çalıştım. Yani ben ne zaman vakit buldum da ben babamın cenazesine zor geldim ya. Ukrayna'da çalıştım. Zor geldim ya. Ayhan Bey yani, peki... Siz Nizamettin amcayı bir görüşte tanıyacak kadar yakından tanıyor muydunuz? Merhabanız, oturmuşsunuz. Yok o kadar değil canım, o kadar değil. Hemen hemen yani çocukluğum geyik bellerine geçtiği için o kadar biliyordum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o mahallede büyüdüm ben. Geyikbeli mahallesinde büyüdüm. Peki o gün bankadaydınız ya, Nizamettin amca olduğunu düşündüğünüz birisine selam verdiniz. O mesela ondan önce Nizamettin amcayı kaç yıldır görmüyordunuz? 30 senenin üzerinde efendim. Nerede ya? 30 sene. Tabii canım. 30 sene sonra siz orada gördüğünüz kişiyi Nizamettin amca diye selam verdiniz. Ya şimdi Serap Hanım, göz yanılgı da olabilir mesela. Sen söyle. Benzetmiş de olabilirim. İnsan insana benzemiş de olabilir. Ama ben bunu jandarmaya da söyledim. Polise de söyledim. Ya insan insana benzer. Peki, ben Ayhan daha Bey. Üstüne düşmedim. Yani adamın 30 sene sonra gördüğünüz, onu Nizamettin amca diye düşündüğünüz kişiye merhaba amca dediniz. Doğru mu anladım ben? Evet doğrudur. Jandarmaya dedim ki ya adamı belki benzetmiş olabilirim. Birine benzettim yani o anki bende de mesela sıkıntılarım var. Ayak kopacak, hastayım, maaş yatmış. Ayhan Bey adıyla seslendiniz mi Nizamettin yok, amca adını merhaba? Bile, adını şu anda bile bilmiyorum yani. Ha yani sadece merhaba amca dediniz. Soyadını Bahadır olduğunu bilirim yani o kadar yani. Peki buyurun Hasan Bey. Şimdi siz bu bilgiyi kime verdiniz? Kaybolduğunu öğrendikten sonra mı siz gittiniz bu bilgiyi paylaştınız? Sonuçta anladığım kadarıyla bakın, o beldeyle bakın, çok sıkı fıkı ilişkileriniz yok. Ben bir nereden sonra bu bilgiyi sizden öğrendiler? Kime söylediniz? Ben bir gün sonra jandarma geldi benim kapıma. Kimden öğrenmiş bilmiyorum. Jandarma benim ifademi aldı. O zaman siz kime söylediniz? Manav vardı. Manavın üstünde şöyle, oturuyordum. Ayhan Bey. Kime söylediniz? Kime söylediniz ki? Ya bu yani kaybolduğunu nasıl öğrendiniz ve kime söylediniz? Vallahi ben kaybolduğunu o günü kahvenin önünde millet konuşuyordu. Dedim ya ben bu adamı gördüm herhalde dedim yani. Nerede? Ereğli merkezde mi? Evet. Ereğli merkezde kahve. Orası. Ereğli orası sahil yolu. Sahil yolunda gördüm ben onu. Sahil yolunda kahvede oturuyordunuz. Yok hayır, kahve burada. Kahve burada. Beldede, Kandilli Belde'de. Kandilli Belde. Ama aynı o mahallede oturmadığınızı söylemiştiniz. Ben yeni Hasan Bey burası Belde. Burası Belde. Nizamettin amcanın olduğu Geyikbeli Mahallesi. Merkez noktada da merkez mahallede de Ayhan Bey. Ben Geyikbeli'nde mecbur kalmadığım sürece camiye olmadığı sürece inmem. Sen kahvede yani konuşulunca Cuma'ya gidersek gideriz. Cenaze varsa cenazeye gideriz. Oralara mümkünat yok inmem.
Peki size, canım yok yani. Peki size Nizamettin amca kayboldu diye orada konuşulurken fotoğraf mı gösterdiler? Hı. Siz nereden teşhis ettiniz de ben bu amcayı evet, gördüm dediniz? Jandarma bana fotoğrafını hayır, gösterdi. Hayır, kahvede konuşurken. Kahvede otururken konuşuyorlardı. Ben dedim ki ben bu adamı gördüm herhalde dedim herhalde. Fotoğrafını i̇şte, gördünüz. Evet. Sonra jandarma geldi daha konuşurken. Gördünse dedi. Muratçım ben anlatamadım galiba ya. Derdimi. Kahvede, yani... kahvede size kaybolduğu söylenirken fotoğrafını mı gördünüz? Ya da size fotoğraf gösterdiler mi? Anlattılar. Konuşuyorlardı ya işte bir aşağı. Daha önce de tanıyorsunuz. Ya şahsen tanıyorsun işte o kadar. Şimdi bakın ben bir toparlama yapıyorum. Ayhan Bey 30 senedir Nizamettin Bey'i görmedi. Ona benzetti. Merhaba amca dedi geçti. Sonra geldi... Kandilli merkezde kahvehanede oturuyordu. Burası kahvehane. Biz aramızda konuşuyoruz. Ya Nizamettin amca kaybolmuş haberiniz var mı diyoruz. 30 senedir görmedi. Ben bu adamı gördüm galiba dedi. Ama orada siz hocam ya da siz Hasan Bey cebinizden fotoğraf çıkarmadınız. Tabii canım. Göstermediniz ki Ayhan Bey bakıp aa ben bu adamı gördüm demedi. Demediniz. Görmeden söyledi. Tabii. Ben bu adamı gördüm galiba. Nereden anladınız? O kişi olduğunu. Vallahi muhabbet ettikleri için dedim kesin olur. Hayır, Ayhan Bey biz niçin hani şaşırıyoruz biliyor musunuz? 30 sene dediğiniz zaman da Nizamettin amca 40 yaşlarındaydı. Şimdi 40 yaşında bir adamla 70 yaşında bir adamın hiç alakası yoktur. Yani beyazlamıştır, yani işte ona, yüzü sarkmıştır, kırıştırmış. Yani siz 30 sene önce gördüğünüz bir adam olsa onu gördüm demeniz ya. Biraz bize çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Hayır ben açıkçası... Avukat Bey şimdi benzetmek olmuyor mu ya? Benzetmeden ziyade ben kahvedeki muhabbete takıldım. Benden. Çünkü orada jandarma gösterebilir size fotoğraf ama jandarmaya yansıyana kadar orada sizin ben bu adamı gördüm deyince köylünün aa bak görmüş... Ereğli'de deyip jandarmaya bunu iletmesi lazım. Ama o arada sizin bir fotoğraf görmüş olmanız lazım. Çünkü adını bile bilmiyordum diyorsunuz ya. Şimdi bakın ya. Serap Hanım. Orada demiyor ki önünde... Nizamettin amca kaybolmuş. Siz dediniz ki ben adını bile bilmiyordum. Şimdi burada biliyorum adını, soyadını biliyordum dediniz. Orada da Nizamettin amca kayboldu deniyor. Nereden anladınız saatler önce gördüğünüz kişinin o olabileceğini diyorum. Vallahi muhabbet ederken dediler ki işte plancının babası kaybolmuş. Uzman askerin Ercan'ın babası kaybolmuş dediler. Dedim ya ben bu adamı gördüm herhalde dedim çarşıda. Tamam mı? Bu kadar yani. Siz Ercan'ın bir merhaba geçti. Ercan'ın sonra, Nizamettin amcanın oğlu olduğunu biliyor muydunuz Ayhan Bey? Ercan'ı tanıyorum canım. Ercan'ı tanımam mı? O kıyafetlerinin yani resimde gördüğünüz kıyafetlerle aynı olduğu için mi dediniz? Evet bu kıyafetle bu kasket vardı dediniz. Ya işte hemen hemen öyle deyince şapka da vardı başında. Ben o kadar yani uydurma. O kadar büyük yani büyük bir olay olduğunu bilemedim yani ki zaten. Size, kardeşim siz, yani ben siz, anlıyorum, adamın anlıyorum, kayıp olup olmadığını nereden size, bileceksin? Size... Adama merhaba şimdi ben yolda gördüğüm adama merhaba desem sen kayboldun mu diye soracağım. Size gösterilen fotoğraftaki kasketiyle ceketi sizin parkta bana gördüğünüz bunu gibi. Jandarma gösterdi kardeşim. Jandarma aynı mıydı işte onu soruyorum. Aynı diyor mıydı? Evet aynı diyor. Aynıydı efendim. Peki tamam. Ben bana bir şey... gösterdi yani gördüğümle bana gösterdiği fotoğraf aynıydı. Anladım yani. Ayhan Bey. Ercan sen kaç senedir Bandırma'da yaşıyorsun? 30. 30 senedir. Evet. Yani kahvede konuşulurken... Ercan'ın babası mı derler yoksa Nizamettin amca mı kayboldu derler sence? Nizamettin amca kayboldu. 30 senedir Ercan Bandırma'da Ercan'ın, yaşıyor. Ercan'ı kim bilir? İsa bilir, arkadaşları bilir. O kadar. Yakın çevresi bilir. Ya da Emine'nin babası demezler ya da Ertan'ın babası. Çünkü yani. Ertan da Gebze'de yaşıyor. Aynen. Sakarya'da yaşıyor. Sen de epey yıllardır. Yani 30 senedir orada çocukların hiçbiri yaşamıyor. Neredeyse 30 senedir. Özellikle Ercan'ı kastettim çünkü Ercan'ın babası dediler dedi. Evet. Ama Ercan'ın babası demeleri ne onlar bile hatırlamıyordur Ercan'ın ismi. Ercan onu da kaçmış evden annesiyle arası iyi olmadığı için zamanında evden olmuş. Uzaklaşmış. Yani o kahvehanede şöyle olması lazım köy kahvelerinde ben de çok gittim yollarda orada yolda belde. Ercan'ı unutmuşlardır ya. Şöyle derler ya bizim işte neredeki orası neresi yaşadığı. Kandilli.
Kandilli'deki değil, yaşadığı yer neyse. Nizamettin amca kaybolmuş. Aa öyle mi Nizamettin amca kaybolmuş? Aynen. Ama fotoğraf yok. Ercan'ın adı geçemez. 30 sene olmuş ve fotoğraf olmadığı için teşhis de edemezsiniz ama Ayhan Bey ben onun Nizamettin amca olduğunu anladım. Onu da gördüğümü söyleyince köylü de jandarmaya söyledi. Size teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Bir virgül koyacağım konuya ve Yağmur Koçak konusuna geçiyorum efendim. Biliyorsunuz Yağmur'la o da... Dur. Gonca Gül teyze tamam. Ben yoruldum konuşmaktan. Sen yorulmadın mı canım? Ha? Çok yer etti canıma çok yer etti. Yoruldum. Söyleyemedim canıma. Dur gerek. Devam edeceğiz yarın merak etme. Çok önemli bilgiler aldık aslında. Paray paray. Çok önemli. Peki Yağmur'la durmuş Ayfer'in çocuğunu evlatlık verdiler biliyorsunuz. Ayfer yıllar sonra ortaya çıkmış. Şimdi bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Dediler ki Ayfer programa çıktı. Siz de onu aldınız. Çocuğun hayatını da mahvettiniz falan. Öyle bir şey değil. Çünkü bizde çıkmadı. Önce başka bir yerlerde çıkıp çocuğun evlatlık olduğunu söyledi. Ayfer ve Durmuş. Bu da çocuğun kendi izlerken dün evlatlık alan babası söyledi. İzlerken öğrendi. Zaten çocuk 2-3 senedir biliyor yani evlatlık olduğunu. O yüzden bizimle bir alakası yok. Ama bugün Ayfer'in burada size şunu söyleyeyim. Ayfer de Durmuş da Yağmur da burada olacak. Çünkü o dönem adı Emrah olan ve 6 sene bekleyip kimlik çıkartıp adını İbrahim yaptıkları 21 yaşındaki oğulları canlı yayında olacak. Beklenen gün geldi. O geliyor. Annesinin sevgilisi tarafından kaçırıldı. Şey o çocuğun peşine de çok düştüm ben. Bakımsızlıktan ölecekti. Bitkin, çok bitkin bir haldeydi bana geldiğinde. Bir kilo bulgura satıldı. O masum anne rolü yapmasın orada. Annesi onun için pazarlık yaptı. Bütün yetiyorsan dedim, parayı getir 10 bin lira al dedim. Ayfer'in evlatlık verilen oğlu canlı yayında. Vermediler bana. 8 aylıkken onu kim sattı? Kardeşim bak Durmuş size çocuğu vermiş dedim önce. Bak. 22 yıl sonra büyük yüzleşme. Şimdi. Evet 2,5 sene önce Durmuş'la beraber Ayfer bir programa katıldılar. Başına. Tek başına katıldı ve orada da zaten Yağmur'u suçladı. Dedi ki bakıcı götürmüş vermiş dedi. Ve 2,5 sene önce de oğulları yani biyolojik anne baba onlar artık benim gözümde de o zaman öğrendi evlatlık olduğunu. Şimdi senin bir borcun var doğurduğun çocuğa. Senin de Durmuş. Onun için hiçbir şey yapmadınız. Onu evlatlık verdiniz. Yolunuza devam ettiniz. Bir daha çocuklar doğurdunuz, dünyaya getirdiniz. Onu da teslim ettiniz. Ona bir borcunuz, ona çok borcunuz var da onu artık öbür dünyada ödersiniz. O kısmına ben karışmıyorum. Ama ona olan borcun şu Ayfer. Bu çocuğun en azından gerçek öz babasını bilme hakkı var. Ve bunu sen bir kadın olarak, bir anne olarak ona borçlusun. Gerek manevi olarak, gerekse soylarını, sopunu bilmesi açısından, gerekse de yarın bir gün Allah saklasın bir sağlık problemi sebebiyle ihtiyaç duyması halindeki. Ben o çocuğun ihtiyaç duysa bile gideceğini düşünmüyorum. Ama senin bunu itiraf etmen lazım. Ayfer, bu çocuğun babası kim? Eski eşim. Mehmet mi? Evet, Mehmet. Mehmet'in haberi var mı? Yok, ayrılmıştık çünkü. Benim de sonradan haberim oldu. Hamile kaldım, ben burada, de bilemedim. Sen çünkü bunun kötü bir için... şekilde ayrıldık biz. Başıma benim tüp vurmuştu kıskançlık yüzünden. Daha önceki geldiğim programda size onu anlatmıştım. Onu boş ver, onları geç. Sen bunun için en kutsal bildiğin şey üzerine. Bak iki tane daha çocuğun var senin. Evet. Senin bu çocuğunun babası kim? Bak Mehmet'ten ayrıldın, Durmuş var. Arada birisiyle daha bir beraberliğin oldu mu? Yok, hayır. Doğru söyle. Yok. Ben hatırlamıyorum.
Aradan 22 sene geçmiş, hatırlamıyorum diye bir şey oldu mu Allah aşkına ya? Bu hatırlanmayacak bir mevzu olabilir mi? Yani durmuş mu öbür eşin? Yani bir trafik kazası geçirmediniz, işte kafanızdan yaralanmadınız, kafatasınız yani çatlak değil. Nesep kargaşasına neden olacak şekilde bu tarz bilgileri gizlemek büyük suçtur. Bak çocuk 21 yaşında. Eğer eski eşinin de bir kızı olduğunu ve bunların tanıştıklarını düşün. Allah ya. Saklasın. Allah korusun ya. Yapmayın. Allah nesebi saklasın. Böyle bir karıştıracak şekilde bilgi Durmuş, saklamayın. Durmuş, senin de kimse söyleyin. Namusun ve şerefin üzerine bu konuda yemin etmen lazım. Sen o çocuğun, senin çocuğun olmadığını Ayfer geldiğinde biliyor muydun, bilmiyor muydun? Lütfen artık gerçekleri söyle. Bu çocuğun mu? Sana söyledi mi? Bu çocuk senin çocuğun değil diye. Bana... Hamile mi geldi sana? Bana, şimdi Serap Hanım ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana öyle bir şey söylemedi. Özellikle de bak şunu söyleyeyim. Sana hamile mi geldi? Bana hamile gelmedi. Peki. Hayır, gelmedi. Hemen dönüyorum. Dönüyorum İbrahim'e. Arkası dönük çıkıyor tabii çocuk. Ama çıkıp artık bir şeyleri de söylemek istiyor. Yavrum merhaba. Merhaba Serap abla, iyi günler, iyi yayınlar. İyi günler dilerim yavrum. Ne hissediyorsun? Sen 2,5 sene önce Ayfer'i, yani biyolojik anneni ekranda öğrenmişsin. Fadime ve neydi beyefendinin ismi? Ali. Babası. Ali. Ali Güneş. Ali Bey'in çocukları olmadığını. Ne hissettin o zaman İbrahim? Ya ben bu olayı aslında 2 yıl önce öğrendim bir TV programı aracılığıyla. Evet. Aslında o yayında da dile getirdim görüşmek, tanışmak ve buluşmak istemediğimi. Hı hı. Ve buna rağmen bu geçen 2 yıllık süreçte sürekli olarak beni rahatsız etmeye devam ettiler. Hı. Sosyal mecralardan olsun. Tabii telefon numaramı bilmiyorlardı. Hı hı. Ama sürekli işte bir sosyal medyadan falan rahatsız edildim. Evet, ben mesaj yazdım. Evet. Artık yani bu olaylar kendimce ağrıma gitmeye başladı. Yani sinir bozucu bir hal aldı. Artık yani lütfen peşimi bıraksınlar. Ben zaten bir önceki programda da dile getirdim istemediğimi onları. Görüşmek vesaire istemediğimi. Yani görüşmek, tanışmak, buluşmak istemiyorum. Hayatımda bulunsun istemiyorum o şahısların. Gayet ben halimden memnunum. Şu anki yaşamış olduğum ailemden de gayet memnunum. Bana bunca sene emek vermişler, bakmışlar. Yavrum, yani peki, söylemek istediklerim aslında bunlar. Yavrum peki şimdi o dönemde kendisini baba olduğunu düşündüğü Durmuş ve Yağmur birlikte götürüp seni bu aileye, iyi ki de vermişler tabii, o ayrı mesele, veriyorlar. Annen bazı iddialarda bulunuyor, haberim yoktu, aradım, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Ona, oğluma beni kötü kadın olarak tanıtmışlar vesaire. Bu üçlünün içinde en çok kime kızgınsın sen? Ben en çok oradaki kadına kızgınım. Yani ismini daha yanmak istemiyorum zaten. Biyolojik Ayfer'e mi kızgınsın? Evet, evet. Ne sebeple? Ya 21 yıl olmuş. Bunca zaman geçmiş aradan. Aradığını iddia ediyor ki ben hala inanmıyorum yani. Çünkü arayacak olsa illaki 21 yıl içinde görüşmek istese görüşürdü, beni bulurdu. Yok, gelmiş canım. Ali, muhtara gelmiş. Muhtar yerinde yokmuş. Ali Güneş söylemediyse ben o dediklerine zaten değil. İnanmıyorum. Ben 21 yaşına gelmişim Ali Güneş yani. Bunu sana söylemediyse oğlum, bu benim hatam değil yani. Ben defalarca aradım. Sen, sürekli sen kandırdılar. Sen gelip görebilirdin beni. Sürekli kandırdılar beni. Pastaneye gel oğlunu gösterecekler. Öyle bir dünya oldu işte. Ali Güneş Bey bana bunları yaptı. Ben defalarca aradım. Yok, seninle bir araya hepsi getirmedi yani. İstedim seni, istedim. Geri ver çocuğumu dedim. Yok, ilk önce para iddia etti. Durmuş ölmüşe para verdim. O parayı getireceksin dedi. Sonra bir ara yine aradım. Bu sefer Konya'dayız bizi. Sen o zaman 1. sınıfa gidiyor musun? Gel dedi, götüreceğim oğlunu ben seni dedi. Bekledim. O zaman ben Ankara'da oturuyordum. Gittim, saatlerce bekledim. Gelmedi. Sen de gelmedin. Ali Güneş'te kendi elimle getireceğim ben oğlunu dedi. Aradım, sen baktım polis ulaşılamıyor dedim. Da bulabilirdin beni. Görüşmek oğlum, istesen. Oğlum kimliği her türlü bulurdu. Her türlü bulurdu. Polis yapma, bana yardımcı olmadı. Aynı konuları ısıtıp söyleme ya. Şu muhtar senin olayından sonra ben umudumu yani, kestim senden bir. İki, şimdi bugün daha öncesinde de Durmuş'a söylediğini iddia ediyor ama Durmuş bunu yalanlıyor, onu bilemem. Ama Ayfer'in daha önce bir işte evliliği vardı ya senin, Mehmet diye birisi. O Mehmet denen kişinin senin biyolojik baban olduğunu söylüyor Ayfer. Biz de o kişiyle ilgili bir araştırma yaptık ve yurt dışında yaşama ihtimali varmış. Yok, Konya'da.
Konya'da. Gidip geliyor da şu anda Konya'da. Konya'da mı? Gidip geliyor ama yurt dışıyla da alakası var. Yani Durmuş'un da senin biyolojik baban olmadığını söylüyor. Sen Durmuş'u zannediyorum o programda değil ama bu programda ekranda da ilk kez gördün. Doğru mu İbrahim'ciğim? Evet Serap abla. Yavrum hiçbir benzerlik buldun mu kendinde Durmuş'a ya da Hayfer'e ait? Ya açıkçası ben çok dikkat etmedim bu konu hakkında. Zaten çok umurumda da değil yani. Kim biyolojik baba anne çok ilgilenmiyorum yani bu konu hakkında. Şimdi duygusal olarak tabii ki ilgilenmiyorsunuz ama biyolojik babanız Mehmet'se ve durumu iyiyse haklarınız vardır oradan. Yani o haklarınızı arayabilirsiniz. Durumu iyi değil doktor bey. Durumu iyi değil. Bir şey daha söyleyeceğim İbrahim. Şimdi senin Durmuş senin çocuğun değilmiş. Bak ısrarla bunu söylüyor. Bilmiyorum. Belki de başka bir amacı Serap var. Onu şimdi, da bilemem. Tamam benim çocuğum. Bak ben şimdi ben burada Allah için söylüyorum. Bana o çocuk şimdi benim çocuğumun şu andaki hali o çocuk değil yani. Ben bunun bana geldiğinde hamile olmadığını söylüyorum. Bana kendisi çocuğun benim olduğunu söylüyor. Bana diyor ki bu çocuk azadan tıpkı sensin. Ben bunu o şekilde bunu söylemesi bakın, için de ama bir şüphe olmuş. Ben bir şey konuşmak lazım. İstiyorum. Ben şunu da belirtmek istiyorum artık. Yani ben şuna kanaat getirdim. Gerçekten çocukla, eşle, dostla hiçbir alakası yok. Ben sadece bunun yani bile bile resmen bir dolandırıcı olduğunu eminim. Kimin? Ayfer'in. Çünkü niye? Benim babamın yani o kadar tarlalarını benim babamın o kadar tarlalarını sattı. Bu Türkiye Durmuş mi? Allah aşkına ya şurada ay, çocuğu bir kere Allah rica ediyorum Ayfer. Borcum yok. Şurada çocuk kendini ifade ediyor. Ne dolandırıcısın? Para pul 10.000 lira. İftira atıp durma bak. Ayfer. Kötü kadın hayat kadını diye iftira attın. Şimdi Ayfer. Dolandırıcı mı çıkardın? Ayfer bana. Çocuk şurada dinliyor. Ayfer. Hayırdır ne iftira satıp duruyorsun bana? Ay ay ay. Bir saniye Durmuş. Ayfer. Ben İbrahim'i iftira atma. İbrahim. Hiç kimse iftira hayat erkeği olan da Ayfer, Ayfer. Konuşuyor ya. İftira atıp duruyor. Hala iftira atıyor bana ya. Ben senin ahlaksız adam. Ayfer. Psikolojisini bozma. Durmuş. Bir saniye. Ayfer. Beni konuşturma daha fazla. Şu çocuk çıktı kendini ifade. Dolandırıcı diyor Serap Hanım. Sen bir susmayı öğrenir misin? Ben senin 47 tane suç kaydın olduğunu dökerim ortaya. Tamam ne olduğunu da. Dökerim ortaya. Ama lütfen yeter artık. İbrahim yavrum. Sen otur kalk. Annenin babanın elini ayağını öp, onlara de ki iyi ki ben sizin yanınızda büyümüşüm, iyi ki siz bana ana baba olmuşsunuz, iyi ki de ben bugün üniversite okuyan, efendim ayakları yeri basan, düzgün, ahlaklı, terbiyeli, ilkeli bir çocuk olmuşum de. Zaten sana Durmuş senin biyolojik baban da olsa, Ayfer zaten annen de. Onlardan ne ana olurmuş sana ne baba olurmuş. Sen kurtulmuşsun oğlum. Otur kalk dua et. O insanların da mübarek ellerinden ben de öpüyorum. Yanaklarından ama da öpüyorum. Şu anda bana hakaret ediyorsun. Hakaret etmiyorum. Kavga dövüş benim İster olaylarım. Hakaret ediyorsam dava aç. Bunun ha hakaret ediyorsam dava aç ki hayır, ben de. Hayır suç kayıtları diyorsun da kavga dövüş tartışma. Öyle mi? Yani. 47 tane benim de annemin suç kaydı olsa ben de orada. Ben annemden istemiyorum ya görmek dahi istemiyorum. Hala oturmuş orada evladım görmesin, canım oğlum diyeceğine yani, sen 10 bin lira aldın diye hesap soruyorsun. 10 bin hayır, lira falan. Hayır orada dolandırıcı yok ortada 10 bin lira yok yok. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te ve yarın çok güzel ve özel bir gün biliyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 13'te Gerçeğin Peşinde programıyla yine huzurlarınızda olacağız. Sağlıkla sizi de bekliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.